Merhaba arkadaşlar, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle KVKK kapsamında bu toplantının kaydedildiğini söylemek istiyorum. Küresel Fikir Atölyesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli 25. toplantısının konuğu Sayın Güncel Çakır. Konu başlığı ise Durkheim Sosyolojisine giriş. Güncel Bey'i ikinci kez ağırlıyoruz. Davetimizi tekrar kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz ve toplantıyı başlatıyorum. Buyurun Güncel Bey. Sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben dediğim gibi ekran paylaşımını yapayım sonra. Evet. Bir şeyler okumaya çalışacağım. Kendi notlarımdan bir şeyler okuyacağım. Ve sosyoloji en azından giriş niteliğinde hani bir şeyler okumak isteyen insan, kişiler de arkadaşlarımız için de bir takım öneri okuma şeylerim de olacak. Dolayısıyla ya bu giriş niteliğinde bir tabii seminer. Tabii Durkheim çok yönlü bir sosyolog. Hem din sosyolojisi hem suç ve ceza sosyolojisi, işte metodoloji, sosyal metodoloji konusunda işte intihar üzerinde o en meşhur eserlerinden birisi. Keza yine toplumsal iş bölümü, dayanışma vesaire. Muazzam eserleri olan, yani antropoloji, dinsel yaşamın ilksel biçimleri kitabı zaten en son döneminde, yani ölmeden 5 yıl önce falan yayınlanan bir eser. Orada da yine muazzam bir din sosyolojisi aslında yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla çok yönlü, pek çok alanda çalışmaları, makaleleri, eleştirileri olan birisi. Dolayısıyla hep bütün eserlerini derinlemesine yoğunlaşmak yerine her eserinden birer tutam, en azından değinebildiğim kadar değinmeye çalışacağım. Şimdi ilerletelim slaytımızı. Sosyolojinin tabii sosyoloji disiplini kurucularından birisi sonuçta Durkheim, ama diğer isimler de var tabii. Auguste Comte, Marx ya da Weber gibi bu dört büyük isim olmadan sosyolojiden bahsedemiyoruz. Tabii her bir düşünür kendi gündemi, kendi işte çalışma belli bir çalışma gündemi vardı. Örneğin işte Auguste Comte'a baktığımız zaman sosyolojinin ilk bir bilim haline gelmesi konusunda pozitif felsefe dersleri isimli eserinde bu görüşlerini ortaya koyuyor. Hani toplumlar nasıl evrim geçirmiştir üzerinden bir insanlığın geçirdiği evrimsel süreci düşünce düzeyinde ele alarak Auguste Comte bunu üç gruba ayırmış. Çok giremeyeceğim ama sadece geçerken söylemek istiyorum. Auguste Comte'a göre insanlık üç aşamadan geçti. Buna üç hal yasası diyor kendisi. İlk aşamada diyor bir teolojik dönem vardı. Sonra bir metafizik dönem geldi ve bugün içinde yaşadığımız zamanda da, yani kendi içinde yaşadığı zamanı anladığımız 19. yüzyıl bir pozitif dönemde yaşıyoruz diyor. Ama bunu tabii düşünsel düzeyde, yani Durkheim gibi empirik çalışmalar üzerinden bunu ortaya koymak yerine insanlığın tarih boyunca geçirdiği aşamayı fikir düzeyinde düşünce düzeyinde bu evrimi ele almaya çalıştı ve tabii sosyolojinin ilk bilim olma anlamında, hani hatta sosyolojiye sosyal fizik diyordu. Çünkü Auguste Comte'a göre yani sosyolojinin konusu toplumdur. Dolayısıyla toplumu daha önce doğa bilimi gibi inceleyebiliriz ve toplumun yasalarını ortaya koymamız gerekir ki ona düzen ve yön verebilelim şeyindeydi Auguste Comte. Ve buradaki dört düşünür de bu arada 19. yüzyıl yani düşünürleri diyebiliriz. Her ne kadar Durkheim ve Weber, yani 20. yüzyılın başlarına yayılan bir şey de olsa, en azından 19. yüzyıl düşünürleri, sosyologları diyebiliriz. Dolayısıyla 19. yüzyılın sorunlarıyla uğraştılar. Elbette etkileri 20. yüzyıla da yayıldı. Tabii doğrudan sosyolog olarak, şimdi Marx'ı belki o şeyde değerlendiremeyiz. Marx'ın başka bir gündemi vardı. Politik, aynı zamanda tabii ki bilim insanı şeyi de vardı ama daha çok politik
gündemi olan birisiydi. Hani bu dört kişi içerisinde sosyolog diyebileceğimiz ya da sosyoloji disiplinin kurulmasında akademik düzeyde en büyük katkıda bulunan kimdir diye sorsa tabii ki de Durkheim ismini biz anmak zorundayız. Weber ve Marx bu anlamda biraz daha politik şeyi öne çıkan ve şey Durkheim gibi hani Durkheim daha akademik düzeyde biraz o Marx ve Weber kadar politik değildi ama akademik düzeyde sosyolojiye katkıda bulundu. Tabii bir de şöyle bir fark var aralarında. Şimdi Marx ve Weber'de toplumdaki çatışma meselesi ön planda idi. Marx'ın öne çıkardığı çatışma biçimi sınıf çatışması şeklinde. Weber'de ise daha çok iktidarı ele geçirme konusunda sınıfların, çeşitli grupların iktidar kavgaları, dolayısıyla bürokrasideki güç ve iktidar mücadeleleri ön planda Weber'in en azından sosyolojisinde. Dolayısıyla her iki Marx'ta da Weber'de de çatışma ön planda. Sesim net geliyor mu arkadaşlar? Sesiniz geliyor. Yani biraz uzaktan geliyor mu? Tamam. Marx ve Weber'in dediğim gibi çatışma vurgusu ön plan, toplumdaki çatışmayı öne çıkartarak analizleri biraz o düzeyde yoğunlaşmıştı. Durkheim'de ise tersine biraz dayanışma, toplumu bir arada tutan şey nedir üzerine kafa yoran bir sosyolog. İlk elden söylemek gerekirse. Tabii dediğim gibi 19. yüzyıl düşünürleri de 19. yüzyılın sorunlarıyla bir şekilde uğraşmak durumundaydı. Bu dört düşünürün hepsi de bir şekilde bu çağın sorunlarına kafa yormuştu. Zaten sosyoloji de bir anlamda sanayi devrimi olsun, Fransız devrimi olsun. Bu iki büyük, çifte devrim denilen iki büyük devrimi sebep oldu. Değişimlerin nasıl oluştuğu, şartları, sonuçları bunlar üzerine kafa yorma ve anlama çabasıyla varlık kazanan bir bilim. Dolayısıyla bu iki büyük değişim 19. yüzyıl yani tabii 1789 belki 18. şey sonuna denk geliyor ama nihayetinde asıl çalkantılı olayların yaşandığı ve etkisini hissettirdiği için 19. yüzyıl. Dolayısıyla sosyoloji de bu iki büyük olayın üzerine oturan ve bu iki büyük olay üzerine kafa yorarak bir bilim bilim vasfı kazandı. Tabii sosyoloji sonuç eğer bir bilimse bunun bir konusu, bir nesnesi olmalı. Yani bunun doğa bilimi gibi mi davranılmalı sosyolojiye, yoksa ondan farklı bir yöntemi mi olmalı, farklı bir nesnesi mi olmalı? Tabii bunlar tartışıldı. Auguste Comte'un söylediğim gibi sosyolojiye daha çok bir doğa bilimi gibi, yani sosyolojinin konusu toplum olmalıdır. Dolayısıyla bunu da ancak doğa bilimindeki şekilde inceleyebiliriz. Yasalarını ortaya koymaya çalışmalıyız şeklinde yaklaşıyordu. Eğer bu toplumu yönlendiren yasaları keşfedersek kaderimizi şekillendirebiliriz düşüncesindeydi Auguste Comte. Ve ünlü bir sözü, öngörebilmek kontrol edebilmektir. Toplumda cereyan eden olayların nelere yol açabileceğini bir öngörebilme şeyimiz olursa, eğer yasalarını keşfedersek toplumu, o zaman toplumu kontrol edebiliriz. Bu aslında biraz da modernist de bir şey değil mi? Yani bir zihnin beden üzerindeki yönlendirici, kontrol edici bir şeyi var. Dolayısıyla Durkheim'in aslında bir kont eleştirisi üzerinden de kendi sosyolojik metodunu geliştirdiğini göreceğiz birazdan. Durkheim'de ise şeyden farklı olarak biraz, nasıl ki diyor doğa bilimleri doğal olgularla ilgileniyorsa sosyoloji de sosyal olgularla ilgilenmelidir. Dolayısıyla sosyal olgu ve olay ya da sosyal hadise meselesi Durkheim'de öne çıkan bir şey. Ve ancak bu olguları da bir nesne gibi inceleyebiliriz diyecek bize. Bunları ileride açacağız. Sadece başlangıç niteliğinde bunu söylüyorum. Mesela intihar konusuna baktığımızda intiharı bireysel bir edim olmaktan çıkartarak onu toplumsal bir
olgu, bir olay, bir hadise olarak ele alıp onu nesnel bir şekilde incelediğini göreceğiz. Yani intiharın hangi yaş grupları, hangi cinsiyetleri, hangi bölgelerde, ne sıklıkta görüldüğü, hangi dine mensup insanlarda bunların nasıl görüldüğü, bir takım tablolar, grafikler, haritalamalar, çeşitli yüzdeler. Dolayısıyla aynı bir bilim, hani nasıl ki bir bilimci titizliğiyle nesnel olarak incelediğini görmüş olacağız. Dolayısıyla şey, yani Auguste Comte'dan farklı olarak yalnızca fikirleri, insanlığın tarih boyunca geçirdiği değişimleri fikir düzeyinde incelemek yerine toplumsal hadiseleri bilimin nesnesi, konusu haline getirerek ve üzerinde nesnel bir bakışla çalışarak sosyoloji yapmaya çalışıyor Durkheim. Tabii ki de şeyden farklı. Tabii bu zaten sosyolojik yöntemin kuralları üzerine yazdığı bir kitap var. Onu da çalışacağız. Kitabı şöyle göstereyim. Şu kitaptan bahsediyoruz. Sosyolojik yöntemin kuralları. Burada pek çok, yani kendi çağdaşı düşünürlerden farkını ortaya koymaya çalışıyor aynı zamanda. Ve tartıştığı bir sürü isim var. Spencer, Mill, Comte gibi. Onların metodunu eleştirirken kendi metodunun da nasıl farklılaştığını ortaya koymaya çalışıyor. Mesela şey diyor, yani bugüne kadarki sosyoloji, kendisinden önce yapılan sosyolojiyi kastediyor, belli bir ölçüde yalnızca kavramları ele almıştır diyor. Sosyolojik olayları ve hadiseleri ele almamıştır. Onları bir nesne gibi incelememiştir diyor. Yine Comte eleştirisinde şöyle söylüyor. Yine işte Comte düşünceleri ele almıştır. Sosyal hadiseleri, olguları bir nesne gibi incelememiştir. Ve Comte'un sosyoloji anlayışının temel maddesini oluşturan şey diyor Durkheim, insanlığın zaman içindeki ilerlemesi ve bunu da fikir düzeyinde, düşünceler düzeyinde yapmakta. Ayrıca Comte sosyal olayları doğrudan doğruya insan doğasından kaynaklanan hadiseler olarak ele aldığı için bireyci bir konumda duruyor. Tabii Durkheim'in bireyci bir bakışla toplumsal hadiseleri yorumlamadığını, aksine toplumsallık boyutunu, yani toplumsal hadiseleri toplumsal nedenlerle açıklayabiliriz yaklaşımını öne sürdüğünü göreceğiz. Bu açıdan bireyci yaklaşımlardan üstün bir tarafı da var. Zaten benim ilgimi çeken tarafı da Durkheim'da bu yönü. Toplumsal hadiseleri toplumsal nedenleriyle açıklamaya çalışma konusunda bir önemli bir vurgu ve çaba. Bireysel bir nedenden sıyrılarak bütün o bireysel durumların aslında bir ortak bir toplumsallıkla açıklanabileceğini söylemesi, evet, bence bugün her türlü toplumsal hadiseyi bireyden yola çıkarak açıklama konusunda hala bir bireyci yaklaşımın etkisi var. Bu yaklaşımları eleştirmek için Durkheim'in o anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz da aslında bugünkü toplantımızı yaparken Durkheim'in bu yönünü vurgulamak niyetindeyim. Dolayısıyla o açıdan Durkheim'i sahiplenmeliyiz bence. Tabii dediğim gibi sosyoloji bir doğa bilimi gibi değildir. Onun kendisine özgü bir nesnesi olmalıdır ve onu o nesneyi de bir nesnel bir şekilde incelemeliyiz. Peki bu açıdan doğa biliminden farkı ne olabilir? Madem doğa bilimi gibi değil, Auguste Comte'dan farklı olarak Durkheim sosyolojinin doğa bilimi gibi olmayacağını bir şekilde bize sezdirmişti. Onun kendi bir sosyal olguların aynı bir nesne gibi incelenebileceğini söylemişti. Dolayısıyla tamam, bazı açılardan Durkheim da sosyolojik meselelere dair biyoloji referanslı şeyler kullanıyor ve bu anlamda sanki bir toplumu bir organizma gibi, zaten organizmacı olarak da biraz adlandırılıyor Durkheim'in sosyolojisi için.
bir beden gibi düşünüyor toplumu. Nasıl ki bedenin çeşitli organları vardır, aralarında belli işlevler vardır ve her birinin belli bir bütünsel sistem içerisinde anlam kazandığını, her bir organın o bütünsel sistem dahilinde işlev gördüğünü falan bu referansla topluma da yaklaşıyor. Toplumun da o anlamda işlevsel hani parçaları vardır, toplumu oluşturan her bir parçanın işlevi vardır ve o işlevler o toplumsal bütünlük içerisinde anlam kazanır. Hani böyle bir bu sosyolojisinde tabii şey biyoloji referansı da çok fazla var ama en nihayetinde Durkheim bir şey yani Comte'dan farklı olarak Comte'un dediği gibi bir fizik bilimi gibi hani bunun olmayacağını, sosyolojinin kendisine özgü bir nesnesi olması gerektiğini falan söylüyor. Bu açıdan da bir netleştirmek de aslında bir fayda var. Hani iki madem sosyolojiyle doğa biliminin bir yöntem farkı var. Bu ne açıdan yöntem farkı var? Bunu netleştirmek gerekebilir belki. Sosyolog Giddens'ın bize iki tane şeyi söyler bu konuda aslında. Bir, der ki topluma veya sosyal olgulara doğal dünyadaki nesnelere ve olaylara yaklaştığımız gibi yaklaşamayız. Neden? Çünkü toplumlar ancak insanlar olarak bizim kendi eylemlerimiz içinde yaratılırlar ve yeniden yaratılırlar. Dolayısıyla bu anlamda doğa biliminin nesnesinden farklı. Sosyolojinin insan eylemleri, insan ilişkileri ve bu ilişkilerin yeniden üretilmesi konusunda nesnesi farklı. Bu birinci nokta. Dolayısıyla toplumla kurduğumuz ilişki karşılıklı. Biz toplumu yaratırız, toplum da bizi yaratır. Böyle bir karşılıklı ilişkisellik var. Bu açıdan sosyolojinin yöntemi farklı. İkincisi, şöyle bir şey de var. Sosyoloji ve bunun nesnesi arasındaki ilişki doğa bilimlerinde olduğundan farklı. Neden? Çünkü sosyal olgular insan faaliyetinin, tarihin ürünü değiştirilebilir. Bunlar mutlak gerçek şeyler değil. Dolayısıyla eylemsiz nesneler dünyasıdır. İnsanlar var, eyleyen, tarih yapan insanlar var. Bu açıdan önemli. Yani biz bugün karşılaştığımız, yani gündelik hayatta karşılaştığımız pek çok para dediğimiz şey, yani bu mutlak bir gerçek değil. Bunun değil mi? Yani insan ilişkileri olmadan parayı anlayamayız. Geçirdiği değişimleri biliyoruz. Tarih boyunca hangi değişimlerden geçirdi? Daha ileride nere olabilecek? Bunlar da demek ki değişen bir şey, insanın oluşturduğu bir şey. Tarihsel süreç içerisinde farklı biçimlere bürünen bir şey. Yani herhangi bir fiziki madde gibi bir şey değil. Onu o şekilde inceleyemeyiz. O açıdan farklı değiştirilebilir olması, insan eylemleriyle yeniden üretilebilir olması bunu sosyoloji doğa bilimlerinden farklı kılıyor. Tabii buraya kadar söylediklerimiz biraz başlangıç niteliğinde bilgilerdi. Durkheim'e girmeden önce hani bir giriş niteliğinde olması iyi olur düşüncesiyle bu bilgileri verdim. Bu arada dediğim gibi daha detaylı okumak isteyen arkadaşlarım olursa Giddens'ın şu elimdeki kitabını okuma önerisi olarak önerebilirim. Kısa fakat eleştirel bir giriş sosyoloji. En azından sosyoloji nedir, konusu nedir, hangi bağlamda ortaya çıkmıştır ve ne tür konular sosyolojinin araştırma alanına giriyor. Bunlara dair bir okumak için bakılabilir. Kısa bir metin zaten başlangıç düzeyinde. Peki, buraya kadar başlangıç yaptık. Peki biraz şeye bakalım. Yani Durkheim'ın erken dönem çalışmalarına biraz bakalım. Şimdi burada 1885-87 yılları arasında Alman toplum bilimcilerinin bazı eserleri üzerine yazdığı çeşitli kritikler var. Bunların özellikle üç tanesini biraz öne çıkartacağız ve daha sonra hangi bu tartışmalarda öne çıkan bazı başlıklardan bahsedeceğim. Bunlar Albert Schaffel, onun yazdığı kitap üzerine Durkheim'in yazdığı kritik
kritik var, ona bakacağız. Sonra Almanya'da pozitif ahlak bilimi üzerine bir makalesi var. Bu makalede bazı yine Alman toplum felsefecisi Wagner ve Schmoller'den bahsediyor. Onların tezlerini tartışıyor. Tabii bu tartışmayı yaparken elbette Durkheim'in bazı onayladığı, katıldığı görüşler de var. Bu görüşler neden önemli? Çünkü daha sonraki yazdığı metinlere baktığımız zaman aslında Durkheim'in çok sonradan eserlerinde ele aldığı konuların pek çok kısmı tohum halinde bu erken dönem eleştiri metinlerinde, makalelerde ele alınmış. Dolayısıyla bu anlamda bir başlangıç niteliğinde bu metinlerin incelenmesi Durkheim'i anlamak için bence önemli. Peki bu Durkheim'in bu makalelerinde ve eleştirilerinde öne çıkan başlıklar ne? Öne çıkan başlıklar şu. Bunları kısaca bahsedeceğim ama okumak isteyenler, detaylı okumak isteyen olursa yine şu kitabı öneriyorum. Giddens'ın Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori kitabında bu tartışmalara dair biraz detaylı bilgi verilmiş. Dileyenler Durkheim bölümünde o kısmı okuyabilir. Ben sadece başlık olarak ele aldım. Bu ilk dönem makalelerde Durkheim'ın yaptığı tartışmalarda öne çıkan başlıklardan bir tanesi bir organizma ve toplumsal hayat arasında bir farklılık olduğu vurgusu. Durkheim bunun altını çiziyor ve önemini belirtiyor. Yani ikisi arasında bir farklılık olması meselesi. İkisini aynı görmüyor. Bu önemli bir ayrım. İkincisi, toplum kendini oluşturan bireylerden bağımsız kendine has özelliklere sahiptir. Birey ve toplum meselesi konusunda toplumun bireye dışsal olması, onun üzerinde zorlayıcı, baskılayıcı bir etkiye sahip olması ve kendine has bazı özelliklere sahip olması anlamında, yani birey topluma uyuyor bir anlamda. Dolayısıyla bunun daha ilk dönemlerde, erken dönemlerde bu görüşe varmış olması önemli. Çünkü daha sonraki metinlerde bu tezi öne sürecek Durkheim. Toplumsalın bireye dışsallığı meselesi. Ve tabii şu da önemli. Toplum bireylerden önce vardır. Ve etkileme yönünden toplum bireyden büyüktür şeyi önemli. Bu şu demek. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Şimdi doğal hukuk, doğal hukuk teorisyenlerinde bir şey vardır ya, işte doğal durumunda bireyler vardır. Sonra o bireyler bir araya gelerek toplumu oluşturur. Dolayısıyla böyle bir bireyci bir toplum, yani toplumun hani başlangıç noktasını bireylerden yola çıkarak sonra topluma ulaşma yönünde bir fikri eleştirmek için bunu, bu tezini ortaya koyuyor. Aslında toplum ve birey, aslında bireyden bahsediyorsak toplumdan bahsetmeliyiz. Dolayısıyla ne zaman ki biz eğer bireyden bahsediyoruz, orada mutlaka toplum da olmalıdır. Bireyselleşme çok sonradan toplumun içerisinden çıkacaktır ve çıkmıştır vurgusu ön planda burada. Bireyci ahlak anlayışlarına, bireyci bakış açılarına, işte bireyin her şeyden yalıtık olduğu yönünde hani bir tevatür var. Daha o dönemde bu görüş eleştirilmesini yine ben önemli buluyorum. Çünkü gerçekten de şey doğru. Yani birey kendi başına, bireyler var, onlar bir araya geldiler ve uzlaşmayla bir toplum yaratıldı. Bu tamamen bir safsata, böyle bir şey yok. Bireyden bahsedildiği an zaten toplumdan da bahsedileceği için, ikisini birbirini ayırarak düşünemiyoruz çünkü. Toplumsallık öncedir, bireyselleşme sonradır. Bu ayrım önemli. Çünkü bu tarz yaklaşımların günümüzde hala sürdürüldüğünü görüyoruz değil mi? Harari'nin kitabına bakarsanız orada hep bir bireyci bakıştan yola çıkarak toplumsalı kurma ideolojisi var aslında. Bunun zaten doğru olmadığı daha Durkheim döneminden beri bilinen bir şey. Ama hala bunun ısıtılıp önümüze konması bir ideolojik bir manipülasyon, bir nasıl söyleyeyim,
ideolojik, yani epistemik şiddet denir ya, şiddet yalnızca fiziksel bir şey değildir. Aynı zamanda bu fikirlerle de zihnimizi dövmeye çalışıyorlar bir anlamda. Hiçbir geçerliliği olmayan fikri hala bir şeymiş gibi öne sürmek de ayrıca şey. Bunları tabii konuşacağız ileride. Bu açıdan da ahlakilik kolektif bir özelliktir diye. Birey üzerine temellendirilemez. Ahlak dediğimiz şey toplumla birlikte, toplumsallıkla birlikte anlam kazanan bir şey. Kendi başına yalıtılmış bireyler üzerine temellendiremeyiz bunu. Kolektif nitelikli olan bir şey. Çünkü toplumla ilgili olan bir şeydir. Bu açıdan da birey ahlakından, işte bireyin her türlü toplumsallığa dair her türlü görüşü, birey ve bireyin ahlakında, bireyin açgözlülüğü, bireyin arzuları, doyumsuzluğu, hırsı üzerine kuran her türlü bu bireyci ahlak anlayışlarını eleştirmek için de Durkheim o anlamda önemli bir kapı açıyor bize. Kendi payıma Durkheim'in bu özelliği bence sahiplenilmesi gerekiyor. Çünkü bireyci değil en azından. Ve tabii ortodoks iktisatçılarla da tartışıyor. Yani onların teorilerinin bireyci faydacılık üzerine kurulu olduğu ve tarih dışı olduğu. Yani herhangi bir tarihsel bir durumla alakalı olmadığı, tamamıyla bir fiksiyon, bir kurgu, bir varsayımlar üzerinde temellendirilen bir şey, bir durum var. Aynı zamanda yine bu tartışmalardan öne çıkan bir diğer konu, dinin toplumsal birliği sağlayan bir güç olması meselesi. Biz her zaman dini biraz, değil mi, ideoloji falan gibi düşünürüz ya, aslında din toplumu bir arada tutan bir yapıştırıcı. Ve din ve toplum o anlamda ilk dönemlerde eşit, birbirinin özdeş hali gibi. Yani din, toplumsal olan her şey dinsel zaten. Zaten bunları ileride açacağız biraz. Mekanik dayanışma, işte dediğimiz o işte kolektif bilincin hakim olduğu toplumlarda dinin etkisi bütün o toplumsal bütünlüğü, birliği kurmaya yaradığını falan söyleyecek bize. Ve bireyselliğin artışını da aslında toplumun laikleşmesi, o dinsel kolektif bilincin zayıflaması, dinin bir anlamda toplumdan etkisini, toplumdaki etkisini kaybederek toplumsal yaşamın laikleşmesiyle bireyselliği bize açıklamaya çalışacak. Ama ilk dönemlerde toplumsal olan ile dinsel olan aynıydı. Ve bir önceki vurgumu biraz tekrardan söylemiş olacağım. Bireycilik toplumsal gelişmenin bir ürünü. Toplumdan kademeli olarak ortaya çıkar. Bu da Durkheim'in düşüncesinde önemli bir şey. Yani burada ilk dönemde ele aldığı bu konuları daha sonra açacak bize tekrardan. Bireyselliği nasıl kolektif varlığın, kolektif bilincin hakim olduğu o mekanik dayanışma toplumunun çözülmesi sonucunda bireyselliğin nasıl ortaya çıktığını kademeli olarak bize anlatacak. Nerede anlatacak? Toplumsal iş bölümü kitabında daha çok bunu bize gösterecek. Bu kitapta ele aldığı tezleri de birazdan bakacağız. Pek çok aslında yazacağı, daha sonra yazdığı kitaplarda da aslında tezleri bu kitapta da işlemiş oluyor. Ve ahlaki kurallar ve eylemler bilimsel olarak incelenebilir. Yani bunu, çünkü ahlaki kurallar ve eylemler Durkheim'a göre bir olgudur, bir toplumsal olgudur ve bunları biz bilimsel olarak inceleyebiliriz şeyi var. Bireyselliklerinden yalıtılarak nesnel bir şekilde bunları inceleyebiliriz diyecek bize. Zaten toplumsal dayanışma kitabının temelinde bu vardır. Ön sözünü açıp okuduğunuz zaman ben bu kitapta ahlaki olguları bir nesne olarak, bilimsel olarak inceliyorum gibisinden bir şey söylüyor. Şimdi isterseniz biraz bu kitaba bakalım. Şimdi toplumsal, bu arada bu kitap Durkheim'in doktora tezi. 1893 tarihli, yayın tarihi bu. Şimdi bu toplumsal iş bölümü meselesi tabii şey, kitabın, bu arada Durkheim bu kitabının şeyinde, giriş sayfasında Aristoteles'in politikasından bir alıntıyla başlıyor. O alıntı da şu: yalnız seçkinlerle kent olmaz,
seçkinlerin herkesle birlikte olması gerekir. Aristoteles'in politikasından bir cümle. Bununla başlıyor. Aslında kastettiği şey şu, yani bu toplumsal iş bölümü meselesini diyor, benden önce ele alan düşünürler olmuştur diyor Durkheim. İlki Aristoteles. Ama diyor, bunu asıl teorik inceleme konusu haline getiren kişi de Adam Smith olduğunu söylüyor. Milletlerin Zenginliği kitabında Adam Smith bu iş bölümünün değil mi, detaylı bir şekilde. Yani aslında bunun biraz da bir şey, üretkenlik meselesi, verimlilik artışı bağlamında biraz ele almaya çalışıyor bir iş bölümünü, ama Durkheim'ın aslında buradan bir farkı var. Ben kendisini zaten söylüyor. Yani ben iktisatçıların göremediği bir şeyi aslında burada öne çıkarmaya çalışıyorum diyor. İktisatçılar bu meseleyi, yani iş bölümü meselesini hep üretkenlik, işte üretim gibi bir iktisadi kategorilerle bu meseleyi ele alıyorlar diyor. Halbuki diyor, iş bölümü bir dayanışma da yaratır. Bu ise iktisatçıların göremediği bir şeydir diyor ve bu kitabında aslında o iktisatçıların göremediği boyutu da biraz ön plana çıkarmaya çalışıyor. Buraya kadar ses falan nasıldı? Herhangi bir zorluk yaşanmadı değil mi arkadaşlar? Sesiniz biraz düşük geliyor Gencer Bey. Yani arkadaşlar genellikle ondan şikayetçi ama yapabileceğimiz bir şey yok şu anda değil mi? Duymakta zorluk çekiyorlar herhalde biraz. Şu an nasıl? Şu an nasıl? Aynı bir şey değişmedi. Biraz volüm düşük. Vallahi bilemiyorum ama. Ama anlıyoruz sizi yani. Tamam. Tamamdır. Bu kitaptan biraz devam edelim. Dediğim gibi iktisatçılardan farklı bir boyutunu ortaya koymaya çalışıyor iş bölümü derken. İş bölümünün bir dayanışma yarattığını bize söylemeye çalışıyor bu kitabında. Ve aslında ortaya attığı şey de şu, yani birey kişiliğiyle toplumsal dayanışma arasındaki bağı ve ilişkileri saptamak. Bunu önüne bu kitabın şeyini, görevini o şekilde ortaya koyuyor ve şu soruyu soruyor. Nasıl oluyor da birey bir yandan daha özerk olurken, bireyselleşme artarken, öte yandan topluma daha çok bağımlı duruma gelmekte? Böyle bir durum var. Bir taraftan bireyselleşme, bir sivrileşme durumu, bir taraftan da topluma bağımlı hale gelme durumu var. Nasıl aynı zamanda hem daha çok bireyleşiyor hem de daha çok dayanışma içine giriyor. İşte ortaya attığımız soru budur diye bu kitabın ön sözünde en azından ne yapacağını bize hissettirmiş oluyor. Biraz notlarımdan bir şeyler okuyacağım. Sonra bu slaytı konuşacağız. Tabii modern toplum biçiminin gelişimini Durkheim bireyciliğin yayılmasıyla ilişkilendiriyor. Bireyciliğin yayılması da iş bölümündeki gelişmeyle, yani mesleki uzmanlaşmayla ilişkili bir durum. Tabii Durkheim iş bölümündeki uzmanlaşmayı modern sanayi üretimiyle bize anlatıyor ama sadece bu ekonomiyle sınırlı olmadığını da bize sezdiriyor. Çünkü üst düzeyde uzmanlaşma meselesi devlet, hukuk, bilim ve güzel sanatlarda da gözlenebilir diyor. Ve geleneksel toplum biçimlerinden çağdaş toplumlara geçişin karakteristik özelliği toplumsal farklılaşmanın artmış olması söylüyor. Geleneksel toplumlarda bireycilik çok fazla gelişmemiştir. Daha çok toplumun içinde erimiştir birey ve çok fazla ön plana çıkmaz. Toplumun bütünselliği, bütüncüllüğü önemlidir. Ama giderek bireyselliğin gelişmesi, farklılaşma, işte tarafın uzmanlaşma vesaire bambaşka bir
dayanışma biçimi ortaya çıkıyor. Bunlara birazdan bakacağız. Organik dayanışma diyeceğiz buna. İlk önce mekanik dayanışma nedir? Ona biraz bakalım isterseniz. Çünkü Durkheim'a göre toplumsal değişim mekanik dayanışmaya dayalı toplumlardan organik dayanışmaya dayalı toplumlara doğru oluyor. Mekanik dayanışma ne demek? Ona bir bakalım isterseniz. Bu toplumlar nasıl toplumlardır? Onu isterseniz bir inceleyelim. Bu toplumların diyor iç örgütlenmeleri birbirine çok benzer. Siyasal, ailevi klanların bir araya gelmesinden oluşur bu toplumlar diyor. Farklı klan gruplarının üyeleri aynı ortak inançlar ve duygulara bağlıdır. Ortak inanç vurgusu önemli. Toplumu çünkü bir arada tutan bu ortak inançlar. Bu tip toplumlarda diyor Durkheim, düşük bireyselleşme düzeyine rastlanır ve bu yüzden de bu toplumlarda mülkiyet bireysel değil, komünel düzeydedir. Komünel mülkiyet vardır. Bireysel farklılaşma çok az yani çok az yer verilir bireyselliğe. Her birey bütünün bir küçük parçası, bir evrenidir. Bu tip toplumlarda hukuk dinsel nitelikte. Hukuk dinsel nitelikte ve cezalandırıcı. Neden ceza var onu konuşacağız. Çünkü bireyler toplumun ortak duygusuna zarar verdiği zaman onlar cezalandırılıyor. O ortak kolektif olan duygunun zedelenmesi ceza denilen şeyi devreye sokuyor ve bireyi o anlamda kolektife tekrardan bağlamak için bir işlevi var cezanın. Onunla birazdan onu konuşacağız ileride. Toplumun üyeleri ortaklaşa inanç ve duygular paylaşıyor bu tarz toplumlarda ve din bu toplumlarda üniter yapıyı, bütünlüğü sağlıyor. Onun için dinin birleştirici bir işlevi var toplumda. Hukukun cezalandırıcı olduğunu söylemiştik. Çünkü suç dediğimiz şey aslında toplumun üyelerinin genel olarak onayladığı duyguların ihlal eden bir eylem olarak görülüyor. Kolektif bilinci, kolektif duyguları ihlal eden her eylem suç olarak görülüyor. Ve cezanın temel işlevi ise bu kolektif bilincin kutsallığını sorgulayan edimler karşısında onu korumak ve güçlendirmek. Mekanik dayanışmaya dayalı toplumlardaki şey bu. Organik dayanışmaya geçildiğinde ise tam da bu aslında modern sanayi toplumu vesaire dediğimiz iş bölümünün artması, uzmanlaşma vesaire. Burada artık sözleşmeye dayalı ilişkiler hakim. Bireysellik gelişiyor. Ve cezalandırıcı hukuk artık telafi edici ya da onarıcı hukuk dediğimiz bir şeye dönüşüyor. Ve bu hukuk ise farklılaşmış bir iş bölümünü gerektiriyor. İş bölümünde farklılaşma ve bireyselleşme bu toplumu karakterize eden bir durum. Sanayi toplumunu, yani organik dayanışmaya dayalı toplumu karakterize eden şey. Bu toplumda, yani organik dayanışmaya dayalı olan toplumlarda iş bölümü içinde işlevsel karşılıklı bağımlılıklar var. Toplumu bir organizma gibi düşünüyor. Organizmanın organları vardır. Her organın bir işlevi vardır. İşlevsel bir karşılıklı bağımlılık toplumsal dayanışmayı ve birliği sağlıyor diyor Durkheim. Sosyolojisinin özüne girmiş oluyoruz aslında. Mekanik dayanışma da kolektif bilinç bireysel bilinci kuşatmaktaydı. Onun üzerindeydi. Ve o kadar üzerindeydi ki kolektif duyguya zarar veren her türlü edim anında cezalandırıcı bir ceza ile bireye kendisine dayatıyordu. Ve mekanik dayanışmada bireyler bir aralarında bir özdeşlik vardı. Bir farklılık yoktu. Organik dayanışma toplumlarında ise bireyler arasında farklılıklar gelişiyor. Bireyciliğin artışı organik dayanışmanın gelişimi ve iş bölümünde genişleme ile ilişkili bir şey.
Burada tabii kolektif bilincin önemi azalmaya başlıyor bu tarz toplumlarda. Dinin önemi giderek azalıyor ve toplumsal hayat laikleştiği ölçüde bireysellikle ona paralel olarak gelişmeye kaydediyor. Tabii şöyle bir şey de var. Yani Durkheim şunun farkında. Giderek bireyselleşen bir toplumda her şeyin bireyin kendi çıkarının üzerine kurulu olduğu ve bireyin kendi çıkarının peşinde koştuğu bir toplum dağılmaya mahkumdur diyor. Dolayısıyla bir anlamda bu bireyselliğin artışı güzel bir şey ama bunları bu yeni toplumda, organik dayanışma toplumunda bir ahlaki birlik eksikliği olduğu zaman anomik durumlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yalnızca bireylerin kendi çıkarının peşinde koşması toplumsal dayanışmayı, birliği kendiliğinden sağlayamaz. Mutlaka bir ahlaki bir düzenlemeye ihtiyaç vardır vurgusu var. Tabii bu anlamda şeylerle de tartıştığını görüyor değil mi? Bir politik iktisatçılardaki bu kendi çıkarının peşinde koşan bireyin toplumdaki uyumu sağlayabileceği ya da uyumu sağlarlar görüşüne de karşı aslında. Böyle bir şey olamaz diyor. Herkesin kendi çıkarının peşinde koştuğu bir toplumda bir bütünlük, bir birlik sağlanamaz. Dolayısıyla bu açıdan yeni bir ahlakı yaratmamız gerektiğini söyleyecek zaten bize daha sonra. Ne demiştik? Bireyciliğin gelişiminin ortak inançlar ve duyguların gücünün zayıflaması pahasına geliştiğini söyledik az önce. Çağdaş toplumlarda birey çok kutsaldır değil mi? Birey kültü öne çıkar. Tabii toplumsal hayat laikleştiği için bu böyledir. Yani dinin etkisi azaldığı için biraz. Çünkü giderek birey bütün o kolektif yapıdan sıyrılmakta, bireysellik kazanmakta, farklılaşma, uzmanlaşma. Dolayısıyla herkes o farklılık içerisinde birlik durumu, o toplumsal dayanışma o yaratıyor diyor. Farklılık içerisinde bir birlik durumu. Aynı bir beden gibi düşünün. Her bir organın işlevselliği var ve hepsi bir bütünün bir parçası olarak. Dolayısıyla bu farklılık, bu organik dayanışmaya bu şekilde. Zaten organik, organizma falan buradan da gelen de bir şey de var. Anomi dedik değil mi? Yani bu tamam bu geçiş oluyor. Mekanik dayanışmaya dayalı toplumların parçalanması ve etkisini kaybetmesi, bireycilik gelişiyor vesaire ama bu geçiş pürüzlü oluyor tabii ki. Çünkü az önce de söylediğim gibi sadece birey üzerine kurulu bir toplum yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla mutlaka anomik durumlar da oluşacaktır diyor Durkheim. Bunu tabii iş bölümü kitabının en son bölümünde patolojik durumlar ya da anormal durumlar başlığı altında bu meseleleri ele alıyor iş bölümü kitabının son üçüncü kitabı dediğimiz son bölümünde. Patolojik durumları da birkaç gruba ayırıyor. Mesela endüstriyel krizleri de mesela patolojik durum olarak ele alıyor. İşler bölünür. İş bölümünde giderek aşırı uzmanlaşma, aşırı farklılaşma bir taraftan da üretim artan ama aşırı üretim şeyinden biraz açıklamaya çalışıyor. Her ne kadar aşırı üretim kavramını kullanmıyor ama aslında kastettiği o. Uzmanlaşma ve farklılaşma artar, üretim artar ama bir taraftan da ekonomik krizler ortaya çıkar. Mesela bunun bir patolojik durum olduğunu söylüyor. Aynı şekilde emek ve sermaye çelişkisinin yükseleceğinden falan bahsediyor. Ekonomik yaşamda giderek bir anarşik durum ortaya çıkar. Dolayısıyla bir düzenleme gerekir vurgusu ön planda. Bu aynı zamanda değil mi? Organik dayanışma toplumlarının bir şeyi yani yarattığı anomik durumlar. Bunların altını çizmeye çalışıyor. Ve iş bölümünün iki tür iş bölümünün olduğunu ve bunun da anomik durumlar ortaya çıkardığını söylüyor. Mesela iş bölümünün her durumda dayanışma yaratmadığını söylüyor. Mesela bu zorlamaya dayandığı zaman bir sınıf savaşının
ortaya çıkaracağından falan söylüyor. İş bölümü zorlamaya dayalı olduğu zaman emek ve sermaye arasında bir sınıf savaşının ortaya çıkacağını, bu da bir toplumda bir huzursuzluk yaratacağını. Çünkü Durkheim sosyolojisindeki temel şey neydi arkadaşlar? Mutlaka bir toplumsal dayanışma, bir birlik vurgusu var. Solidarity kavramı, yani dayanışma kavramı, Durkheim sosyolojisinin çok temel bir kavramı. Marx'ta sınıf çatışması vardı. Class struggle, sınıf savaşı. Weber'de ne vardı? Struggle for power, iktidar mücadelesi, iktidar savaşı. Durkheim ise solidarity, yani bir dayanışma. Toplumu bir arada tutan şey, toplumsal uyum, birlik, üniter yapı vesaire. Bunlar önemli, Durkheim sosyolojisinin şeyi, öne çıkan yönü. Tabii şöyle bir tablo oluşturduğumuzda, ikisi arasında mekanik dayanışmaya dayalı toplumlar, organik dayanışmaya dayalı toplumlar. Bunlar da bir karşılaştırma yaptığımızda, mekanik dayanışmada kolektif bilinç hakim. Yani orada dinin etkisi çok güçlü. Dinsel olan ve toplumsal olan aynı anlama geliyor. Hukuk cezalandırıcı, çünkü neden? Kolektif bilinci, kolektif duygu ve inancı ihlal eden her türlü eylem cezalandırılıyor. Cezanın işlevi aslında kolektif bilinci diri ve güçlü tutmak. Bunun içinde bireye tırnak içinde haddini bildirme durumu. Birey ancak cezalandırılarak kolektif bilinç korunmuş oluyor. Mülkiyet komünel. Organik dayanışmada ise birliği ve toplumsal birliği sağlayan iş bölümü. Farklılaşma var, uzmanlaşma var. Her bir parçanın karşılıklı işlevsel bağımlılık var. Ve bunların karşılıklı işlevsel bağımlılığı çalışmasıyla beraber bütün ayakta duruyor. Bütün ve parça arasında bu anlamda bir karşılıklı ilişki var. Bireysellik var, evet. Organik dayanışmada. Dinin etkisi zayıf çünkü toplumsal hayat laikleşmiş. Hukuk artık cezalandırıcı değil, onarıcı, tanzim edici ve mülkiyet de bireysel mülkiyet. Tabii aslında bunu bir ekosistem gibi de düşünebiliriz. Çünkü Durkheim'ın dayanışma, iki tip dayanışmasında bu dört unsurun farklı şekillerde yer alması bize dayanışmayı sınıflandırmak için de bir şey sunuyor. Yani bir çevre, nüfus, teknoloji ve toplumsal örgütlenme, belli bir zamansallık içerisinde bu dört unsura bakarak o toplumun mekanik dayanışmaya dayalı mı, organik dayanışmaya dayalı mı olduğunu görebiliriz. Mesela bir örnek verelim. İstanbul'a baktığımız zaman, yani 100-150 yıl önceki İstanbul ile şimdiki İstanbul aynı değil, değil mi? Çevre farklı, nüfus o kadar, hani 100-150 yıl önceki mesela düşünelim. Teknoloji düzeyi, toplumsal örgütlenme vesaire, 150 yıl önceki İstanbul ile şimdiki İstanbul arasında bir fark var. Hani kabaca birisine mekanik dayanışma, bugünkü hali neyse organik dayanışma diyebiliriz kabaca. Nüfus, teknoloji, çevre, artık çevre kalmadı değil mi? Her taraf bina vesaire, işlevsel farklılık vesaire bir durum var. Tabii organik dayanışma dediğimizde anomik durumlar da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ona göre şehirleşmenin de getirdiği takım şeyler var. Böyle bir örnek verebiliriz diye düşünüyorum. Yani İstanbul'un dünü ve bugünü mekanik, organik dayanışma şeklinde bir şey verebiliriz. Peki, tabii Durkheim'a benzer bir şekilde hani Marx olsun, Weber olsun, Tönnies olsun, bu düşünürlerde hep bir şeyi görmüş oluyoruz. Yani mutlaka bir şeyden bir şeye dönüşme, bir toplumsallıktaki bir değişim ve dönüşüm sürecini farklı kavramlarla ele aldıklarını görüyoruz. Durkheim'de mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya değiştiğini söylemiştik. Weber'de ise bunu geleneksel otorite diye bir şeyden bahsediyor. Onun zamanımızda giderek rasyonel, yasal otoritenin ön plana çıktığını. Tabii Durkheim Weber daha çok tabii bürokrasi üzerine çalışan biri olduğu için bu
değişimi de biraz otorite ve bürokrasi üzerinden takip etmeye çalışıyor. Marx'ta ise bunu konuşmuştuk 6 ay önce. Tabii daha çok meta mübadele konularına değinmiştik ama Marx'ta da benzer bir toplumsal gelişimi belli kavramlarla yine ele aldığını, prekapitalist formasyon, kapitalist formasyon gibi bir kavramsallaştırma yapılabilir. Yani kapitalizm öncesi üretim biçimlerinden giderek kapitalist formasyona doğru bir evrim, bir değişim süreci. Yine Tönnies, onun kitabı şu bu arada, Cemaat, Cemiyet diye Türkçe'ye çevrildi. Onu Gemeinschaft, Gesellschaft dediğim Almanca şeyle, hani cemaatten cemiyete doğru bir değişim seyri. Onun da yani kavramlar farklı olsa da sonuçta bir şekilde zamansallık olarak değil mi bir bir yerden bir yere, bir toplumsallığın bir yerden bir yere doğru değiştiğini, dönüştüğünü, evrim geçirdiği üzerine bir şey olduğu şey açık. Yani bütün düşünürler de bunu anlamaya çalışıyorlar. Farklı kavramlar kullansalar da sonuçta bu değişim meselesini anlamaya dönük bir çaba olduğunu görüyoruz hepsinde. Evet. Buraya kadar nasıl gidiyoruz arkadaşlar bu arada? Bir takip etmekte zorlandığımız oldu mu? Evet, iyi gidiyor Gencer Bey. Tamam. Şimdi az önce incelediğimiz kitap, onu şeyden göstereyim. Değil mi? Toplumsal iş bölümünü biraz temel tezlerine baktık çok kabaca. Aslında bu kitap neden önemli? Bir kere Durkheim'in doktora tezi. İkincisi bu kitapta ele aldığı pek çok tez. Bu kitaptan sonra yazdığı pek çok kitabı da bir şekilde esin oluyor. Yani pek kurallar bu kitapta, şimdi birazdan bakacağımız sosyolojik yöntemin kuralları olsun, intihar olsun. Aslında bu iki kitapta toplumsal iş bölümündeki temel tezlerin açıldığını göreceğiz. İntihar türlerini incelerken aslında tam da mekanik dayanışma, organik dayanışma vesaire bu kavram setinden hareketle türetildiğini görmüş olacağız. Dolayısıyla eğer okumayanınız varsa mutlaka Toplumsal İş Bölümü kitabını okumanızı öneriyorum. Durkheim düşüncesine başlangıç için bence bakılabilir. Şimdi sosyolojik yöntemin kuralları. Anthony Giddens bu kitap için kısa fakat çok etkili bir kitap olduğunu söylüyor. Ama tabii Durkheim'in sosyolojisine katılmıyor. Aynı Durkheim'in Auguste Comte'un Auguste Comte'un fikirlerini devam ettirdiğini ve toplumsal olayları İşte biyolojideki ya da fizik gibi doğa bilimlerinden ayıramadığını, dolayısıyla o açıdan Durkheim'ı ve Berle aynı kefeye koyarak ikisinin yani yöntemine katılmadığını bize söylüyor Anthony Giddens. Hatta Anthony Giddens'ın bu konuda bir kitabı var. Sosyolojik yöntemin yeni kuralları diye, sanki Durkheim'a bir şey var. Zaten onun eleştirisi üzerine olan bir şey. Ama biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum ben Giddens'ın. Yani bence tam anlamıyla Auguste Comte ile Durkheim'i eşitleyemeyiz. Çünkü Durkheim bu kitabında sosyolojik yöntemin kurallarında kendisini Auguste Comte'dan ayırıyor. Ve yani fizik bilim şeyinden, yani organizmacı işte böyle bir doğa bilimlerinden, bizim yöntemimiz doğa bilimleriyle aynıdır falan, biz onlarla başka hiçbir şeyimiz yoktur, sosyolojinin yöntemi de aynı doğa bilimi gibidir, bir şeyler söylemiyor Durkheim. Yani sosyolojinin konusu doğa biliminden farklıdır ve bunu şu şekilde incelemeliyiz gibisinden zaten ayrıştırıyor orada. Yani bu kitapta gayet net bir şekilde sosyolojinin konusu nedir, yöntemi nedir, toplumsal olguları nasıl inceleyebiliriz, bunlar üzerine çok muazzam şeyler söylüyor. O açıdan hani Giddens
biraz yadırgadım açıkçası o şey yorumunu. Neyse yani böyle bir durum var. Ve Giddens'ın da sosyolojik yöntemin yeni kuralları, Durkheim'e cevap verircesine öyle bir kitabı da var. Onu da anmış olalım. Şimdi bu kitapta öne çıkan bazı şeyler var. Bu kitapta bize Durkheim toplumsal hadise nedir, olay nedir? Yani biz nelere toplumsal hadise deriz? Ve bunları nasıl inceleriz? Bu toplumsallığın kriteri nasıl bir şeydir? Yani birey dışsallık, toplum nasıl bireye dışsal olabilir? Ve birey üzerine nasıl bir zorlayıcı etkide bulunabilir? Ve biz toplumsala dair konuşurken neyi normal, neyi patolojik değerlendireceğiz? Bunları falan biraz açıyor Durkheim. İsterseniz ilk önce şeye bakalım. Durkheim'ın çok meşhur bir sözüdür. Yani toplumsal olguları nesne gibi, şey gibi inceleyin der. O zaman burada şunu tartışmak zorundayız. Bir kere şey nedir? Yani nesne. Durkheim nesneyi nasıl tanımlıyor? Ona bir bakalım isterseniz. Bunun için de şey, Durkheim'in kitabından sosyolojik yöntemin kuralları. Bu kitaptan okuyacağım. Şeyi nasıl tanımlıyor? Hep beraber okuyalım. Şöyle söylüyor. Şey derken neyi kastediyoruz tam olarak? Doğal yollardan zihinsel olarak kavranamayan, basit bir zihinsel analizle hakkında uygun bir fikir edinemediğimiz, zihnin yalnızca kendi dışına çıkmak koşuluyla, gözlem ve deney yoluyla en dışsal ve kavranması en kolay niteliklerden başlayıp en görülmez ve en derindeki niteliklere ulaşarak anlayabileceği her bilgi nesnesi bir şeydir. Biraz soyut bir şey oldu ama bir kere şey var, görünüşler düzeyinden yola çıkarak, yani gündelik hayatta görünüşler düzeyinden yola çıkarak öze doğru inme meselesi var. Bu nereden bize yabancı gelmiyor bu? Bir Aristo'da da aynı şey var. Marx'a gittiğimizde orada da aynı şeyi göreceğiz. Görünüşlerden başlayarak öze inme. Durkheim'de de aynı şey var. Mesela intihar konusuna birazdan o konuya gelince açacağız. Bireysel intihar vakaları var değil mi? Ahmet, Mehmet, şu bu bilmem ne, şu yaş grubunda şu olaylar, tekil bir sürü intihar olayları oluyor. Ama şimdi bunlardan yola çıkabiliriz. Ama en derinde yatan nedene ulaşmak için onun bireysel düzeyden çıkarak onları ortak kılan şeyler üzerinde düşünme süreci. İntihar bizim bir nesnemiz ise o nesneyi görünüşler düzeyinden yola çıkarak, bireysel intihar olaylarından yola çıkarak derine indiğimizde onun toplumsal nedenlerine ulaşma süreci. Bu şekilde hani görünüşlerden nedenlere doğru, derine doğru inen bir yöntem izliyor şeyde. Peki, toplumsal olguları şey olarak inceleyebileceğimizi söylemişti bize Durkheim. Peki toplumsal olgu nedir? Ona da bir bakalım isterseniz. Toplumsal olgu eğer şey gibi inceleyeceksek, toplumsal olgu nedir? Yine onu da kitabından okuyacağım. Orada da şöyle söylüyor. Değişmez veya değişken nitelikte olan ve bireyin üzerinde dışsal bir zorlama yaratabilen bütün yapma biçimleri sosyal bir olaydır. Ya da eğer beğenmediysek şunu da söylüyor. Yahut kendine özgü bir varlığı olmakla birlikte verili bir toplumun kapsamı içerisinde genellik niteliği taşıyan ve bireysel tezahürlerinden bağımsız olan bütün yapma biçimleri sosyal bir olaydır. Şimdi ne dediği tam anlaşılmıyor ama örnek üzerinden gidersek mesela intihar meselesi. Altını çizdiğimiz nokta şu: bireysel tezahürlerinden bağımsız olan
tek tek intihar vakalarından bağımsız genel bir intihar kavramı ve bunun toplumsal nedenleri. Bu düzeyde konuyu tartıştığımızda bambaşka bir şeyi ortaya koymuş oluyoruz. Sosyolojik düşünme biraz o düzeyde başlamış oluyor. Yani bireysel intihar vakalarından sıyrılarak bu bireysel vakaları ortak kılan derinde yatan şey nedir? Acaba hangi nedenler vardır da bunlar meydana gelmektedir? Buraya sıçradığında Durkheim sosyolojik düşünmeyi çalıştırmış oluyor. Dolayısıyla zaten şeyde bakacağız. Yani intihar konusuna geçtiğimizde ona birazdan bakacağız. Peki toplumsal olguyu şey olarak inceleyebileceğimizden bahsettik. İntihar bir toplumsal olgu, onu bir nesne gibi inceleyebiliriz. Gerçekten de intihar kitabını açtığımız zaman bir sürü tablo görüyoruz, bir sürü harita görüyoruz, bir sürü işte istatistikler görüyoruz. Şu tarihlerde şu kadar intihar oldu, şu cinsiyetlerde, şu yaş gruplarında, işte Fransa'nın şu bölgelerinde daha fazla, şu bölgelerinde daha az. Hatta o kadar detaylı analizler olduğunu görüyoruz ki mesela şey diyor, işte gündüz mü gece mi intihar olayları artmakta? İşte Hristiyanlarda mı, Katoliklerde mi, Protestanlarda mı daha fazla olmakta, yoksa Katoliklerde mi daha fazla olmakta? O kadar detaylı, incelikli veriler kullandığını görüyoruz ki hani işine ne kadar şey, yani bunun basit düzeyde böyle bir fikri bir Auguste Comte olduğu gibi yalnızca fikirleri inceleyerek bir sosyoloji yapmıyor. Verileri, istatistikleri konuşturarak, hepimizin önüne sererek onların yorumlanmasını, yani bir sosyolojik olarak yorumlanmasını Durkheim'de görüyoruz. O açıdan toplumsal bir olguyu bir nesne gibi, değil mi? Bir bilimin, sosyoloji bir bilim, onun nesnesi toplumsal olgu, intihar toplumsal olgu, onu bir nesne gibi incelemek, istatistikler üzerinden, veriler vesaire. Ama tabii sadece empirik düzeyde kalmıyor onun, çünkü şey var kitabında, yani intihar kitabını açtığımız zaman şöyle bölümler görüyoruz. Kitabı açıyorum. Mesela ilk bölümü toplum dışı etkenler demiş. Yani intiharın toplum dışı nedenleri ne olabilir? Bireysel nedenleri incelemeye çalışıyor. Ve intiharın psikopatik durumlarını ele almış. Bunları da ele alıyor. Ve bunların aslında yetersiz kaldığını bize sezdiriyor. Irk ve katılım diyor, çevresel faktörler diyor. Acaba bunda etkili midir? Bunlara da bakmış. Bunları detaylı inceliyor. Ve bu kalıtımı, işte çevresel faktörleri öne çıkaran teorisyenlerle tartışıyor falan. Daha sonra bunların açıklayıcı olmadığını söylüyor. Ve toplumsal nedenler ve toplumsal türler konusunda intihar kitabının ikinci bölümünde intiharın toplumsal nedenlerini bize tartışmaya açıyor. Ve bunları belli sınıflandırmaya bunları belli şekillerde sınıflandırıyor. İşte bencil intihar diyecek, özgeci intihar diyecek, anomik intihar ayrımı yapacak. En sonda da, üçüncü kitapta da intiharı bir toplumsal olgu olarak inceleyecek, onun toplumsal unsurlarını tartışacak. Dolayısıyla bu anlamda yani Durkheim'ın yönteminin somut kanıtı, yani somut olarak nasıl bu sosyolojik yöntemi somut olarak nasıl gerçek hayata uygulayabiliriz'in somut bir kanıtı elimizde. İntihar o açıdan sosyolojik yöntemin kurallarının eteğe kemiğe bürünmüş hali olarak okunursa daha iyi anlaşılabilir Durkheim'ın metodu. Şimdi biraz şeye bakalım istersen. Durkheim toplumsallığı, hani bunu konuşacağız ileride, yani bireysel olan ve toplumsal arasında bir ayrım var ve toplumsalın birey üzerinde dışsal ve zorlayıcılık karakteri olduğunu bize söylüyor. Peki bu ne demektir? Toplumsal nasıl tanımlamaktadır Durkheim? Biraz buna bakalım isterseniz. Bunun iki kriteri olduğunu söyledim. Dışsallık, toplumsal dediğimiz şey bireye dışsaldır.
ve zorlayıcı bir şeyi de vardır bireye. Bunun iki anlamı var. Dışsallıktan kastettiğimiz iki anlamda karşımıza çıkıyor. Bir kere şunu düşünelim. Her insan belli bir toplum içinde dünyaya geliyor, öyle değil mi? Örneğin kilise üyesi dinsel inanç ve pratikleri Örneğin kilise üyesi dinsel inanç ve pratikleri dünyaya geldiğinde hazır bulur diyor. Ve onun içine doğar. Aynı şekilde kendimizi düşünelim, değil mi? Yani kendi içine doğduğumuz aile neyse bir şekilde biz de onun hani o ailenin işte yaşama şekli, inancı vesaire hani hazır bir ortama doğmuş oluyoruz. İkinci düzeyde toplumsal ilişkiler belli bir bireyin özel yaratısı değil. Bu önemli bir durum bence, bu önemli bir ayrım. Aksine bireyler arasındaki birçok etkileşimin sonucunda oluşmakta bunlar. Örnek, para sistemi. Parayı kullanmamızdan bağımsız olarak hem işlemeye devam ediyor. Son zamanlarda çok sık neleri duyuyoruz? İşte döviz kuru arttı, faiz bilmem ne falan. Aslında bunlar nedir arkadaşlar? Yani işte paranın fiyatı, işte takım değer kaybetmesi ama ondan etkileniyoruz falan vesaire. Aslında bu para dediğimiz şey, değil mi? Yani milyonlarca insanın, yani doğanın bize verdiği bir şeydir. İnsanların ortaklaşa yarattığı bir şey ama bu yarattığımız ortaklaşa şey bizim üzerimizde bir şey de var. Yani bizim bireysel edimimizden bağımsız olarak işleyen bir gerçeklik var ve bizi etkiliyor. İşte dövizin artması, TL'nin değer kaybetmesi falan hani bizim şahsi itirazlarımızdan bağımsız olarak yükselmekte ve onun bu yükselmesinin yol açtığı bir takım, değil mi? Yani paramızın değer kaybetmesiyle işte satın alma gücümüzün zayıflaması ve yoksullaşma, yani bunu yaşıyoruz şu an. Dolayısıyla toplumsallık o anlamda bireysel olandan bağımsız bir işleyişi var. Ben para kullanmasam da yine bir para gerçekliği diye bir şey var ve milyonlarca insanı dünya üzerinde etkileyen de bir şey. Bu açıdan toplumsallık bireye dışsal ve onun üzerinde bireye zorlayıcı bir şey de var, değil mi? Bunu Marx'ta nasıl görüyoruz? Biraz yabancılaşma konusunda bunu ele alıyor ama nihayetinde baktığımız zaman mesela Marx'ın rekabet tezinde, teorisinde ne var? Şey der mesela orada da. Yani rekabetin yasaları öyle bir dışsallık sunar ki der, kapitalist sıradan bir bireysel kapitalistler bile bu rekabetin zorlayıcı yasaları altında kalmamak için sürekli üretmek zorundadırlar. Dolayısıyla kapitalistler arasında ciddi bir yarış var. O yarış ne? O neden yarış etmek? Çünkü rekabet var. Yani bir kapitalisten sayısızca var. O zaman bunların edimlerinin yarattığı bir kolektif bir şey var. Bir rekabet diye bir olgu var. Bu rekabet denilen şey de bu bireysel olan kapitalistlere kendi yasalarını dayatıyor. Eğer kapitalist o yarışta yani ayakta kalamazsa, değil mi? Eleniyor, iflas ediyor işte vesaire, giderek proleterleşiyor. Yani demek ki toplumsallığın bizim üzerimizde böyle bir etkisi var. Bunu yadsıyamayız. Bir de zorlayıcılık dedik. Yani toplumsallık hem bize dışsaldır. Tamam, bunları biz yaptık. Yani parayı biz insanlık kolektif olarak bu para gerçekliğini toplum yarattı ama bir anlamda bireyin o kadar üstüne çıktı ki birey kendi başına bununla mücadele edemiyor. Böyle bir dışsallığı var. Peki zorlayıcılıktan kastımız ne? Yine onu da Durkheim kitabından okuyalım beraber. Orada da bize şunu söyleyecek. Mesela hukuk kurallarını örnek veriyor. Toplumsallığın bireye zorlayıcı şey olması anlamında. Diyor ki mesela, hukuk kurallarını diyor çiğnemeye kalktığımda bu kurallar eylemimi engellemek üzere ya da eylemimi ortadan kaldırmak
ve onu normal şekliyle düzenlemek üzere bana karşı harekete geçer. Veyahut da herhangi bir şekilde telafi edilemezse o eylemin bedelini bana ödetmeye çalışır. Hukuk kuralları da mı ihlal ettiğimizde bir dışsallık üzerimize, devletin gücü üzerimize geliyor. Ve şey yapıyor zaten, toplum bilinci diyor, yurttaşların davranışları üzerindeki gözetim gücüyle ve sahip olduğu özel cezalandırma biçimleriyle ahlaki tutumlara zarar veren her türlü eyleme hakim olur ve onu bastırır. Burada tabii toplum bilincini kullanmış, yani hukuktan yola çıktık ama kolektif bilinci de aynı şekilde. Onu ihlal ettiğinizde sizi hemen o ihlale karşı bir cezalandırmayla tırnak içinde haddinizi bildiren bir dışsallık var, bir toplumsallık var. Başka bir örnek daha veriyorum mesela. Toplum olarak uzlaşıya varılmış şeylere uymadığımda, söz gelimi giyindiğim zaman yaşadığım ülkede ve içinde bulunduğum sınıfta benimsenen alışkanlıkları dikkate almadığımda insanların benimle alay etmesi ve benden uzaklaşması gerçek bir cezaya benzer sonuçlar yaratır diyor. Şimdi Türkiye'deki yakın zamanda kaybettiğimiz bir sosyolog, değil mi? Şerif Mardin Hoca'nın bir kavramı vardı hatırlarsanız. Mahalle baskısı. Aslında değil mi? Durkheimci bir anlayış var bu kavramın arkasında. Neden? Çünkü mahalle baskısı, yani mahallede yaşayan insanların birey üzerindeki bir dışsallı, ikincisi baskılayıcı rolünü. Bu aslında hepimizin üzerinde olan bir şeydir bir anlamda. Yani ya aile çevresi, ya yakın çevremiz, ya da devlet baskısı. Bunu bir polisin şeyi de gibi de düşün. Yani devletin, hukukun cezalandırıcı edimleri olarak da düşünebiliriz. Devleti yaratan yine bireyler. Yani tamam, bireyler derken toplum diyelim. Ama o yaratılan güç bizim üzerimizde ve bize dışsal bazı yaptırımlarla bizi hizaya getirerek, değil mi, bizi bir şekilde içsel şey yapıyor. Yani bizi asimile ediyor. Kendi içerisinde bizi, tırnak içinde, bizi haddimizi bildiren bir şey de var bu kurallar ihlal edildiğinde. Yine Durkheim başka bir örnek daha veriyor. İşte ekonomiden bir örnek vermiş. Mesela bir sanayiciden örnek veriyor. Diyor ki mesela bir sanayici olarak diyor, geçmiş yüzyıllardaki araç ve yöntemlerle çalışmamı engelleyen hiçbir şey yoktur. Ben son derece ilkel teknikleri, ilkel teknolojiyi kullanabilirim. Fakat bunu yaparsam diyor kesinlikle mahvolurum, iflas ederim. Neden? Çünkü siz öyle kullanabilirsiniz ama etrafınızda ve yani içinde bulunduğunuz ortam rekabet ortamı, eğer buna müsaade, hani rekabet ortamı, hani son derece gelişmiş teknolojilerin olduğu bir ekonomide siz bu teknolojik düzeye ayak uyduramadığınızda, hani 100 yıl öncenin teknolojisini kullanacağım da direttiğinizde mahvolmanız kaçınılmaz. Çünkü ancak oyunu kurallarıyla oynadığınızda ayakta kalabiliyorsunuz. Böyle bir şey de var. Toplumsallığın böyle bir zorlayıcılığı, dışsallığı var. Bu mesele önemli bence. Yani çünkü her şey biz birey, hep birey birey diye şey yapıyoruz ama aslında bizim üzerimizde ve bizim davranışlarımızın bir şekilde belirleyen bir toplumsal bir güç var. Bu gücü evet hepimiz inşa ettik ama bir şekilde o güç bizi pek çok açıdan belirliyor. Mesela burada bunu ileride de konuşacağız da Durkheim şey der, hepimiz der kendimiz inşa ettiğimiz akıntının içinde sürüklenip gitmekteyiz. Burada iki tane şey aslında öne çıkıyor. Bir, bu akıntıyı yaratan bizleriz ama bu akıntı içinde sürüklenmekteyiz. Bu anlamda hani toplumsalın birey üzerinde ağırlığı olmasını sezdirmesi açısından önemli. Örnek verelim yaşadığımız şeyden. Doların yükselişi mesela, değil mi?
bunun bir toplumsal olgu olduğunu o şekilde ele almaya çalışayım. Toplumsal bir olgu sonuçta bu. Öyle değil mi? Ve bu toplumsal olgunun da bir nedeni, yani nedeni olmalı. Ne diyor Durkheim Kurallar kitabında? Bir toplumsal hadisenin belirleyici nedeni onu önceleyen olaylar içerisinde aranmalıdır. Bireysel bilinç durumlarında değil. Ha, demek ki biz doların niye bu hale geldiğini yalnızca belirli kişilerin kararları bilinç durumlarından hareketle inceleyemeyiz. Yani bunun belli bir tarihsel gelişim süreci var. Bir kere onu hesaba katmalıyız. Türkiye ekonomisinden bahsediyorsak, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içerisindeki işlevi nasıl onunla bütünleşti ve bu bütünleşmenin yarattığı çelişkiler falan, bunları görmeden yalnızca belli kişilerin aldığı bireysel kararlarmış gibi anlarsak eğer, yani eksik olur ve yanlış bir analiz yapmış olur. Sosyolojik düşünmemiş oluruz. Çünkü sosyolojik düşünmek için bir kere bireysel bilinç düzeyinden çıkarak toplumsal düzeye geçerek, dolayısıyla birey üzerinde işleyen yapı, mekanizma, toplumsal ilişkiler, bunların hepsini analize dahil etmemiz gerekecek. Türkiye ekonomisinin dünya kapitalist ekonomisiyle bütünleşmesi anlaşılmadan döviz kuru meselesini anlayamayız. Dolayısıyla bu anlamda eğer patolojik ve normallikten bahsedeceksek, Türkiye ekonomisinin dünyaya bütünleşmesi söz konusu olduğunda tabii ki döviz kurunun bu halde olması normaldir. Neden normal? Çünkü döviz biçiminde para sermaye ihtiyacını tarihin her döneminde hisseden bir ekonomi. Çünkü sizin burada ürettiğiniz malların, değil mi, yani teknoloji bağımlılığınız var. Yani bunun için döviz ihtiyacınız var. Döviz ihtiyacı, yani döviz, yani para biçimi, bunu bir sermaye düşünelim. Döviz biçiminde para sermaye düşünelim. Bu para sermayenin fiyatı dediğimiz bu kur meselesi tabii ki de çok, yani onun en ufak değişimleri tabii ki de ülkeyi etkilemekte. Bu bireycilik meselesine yani Durkheim'ın birey, toplum vesaire. Ha, bu arada şey, affedersiniz, bir konuyu atladım galiba. Şu normallik ve patoloji meselesini atladım galiba. Ona biraz bakalım. Şimdi normal olan ne? Patolojik olan ne? Bu meseleyi de biraz. Bu Kurallar kitabının 3. bölümünde bu meseleyi tartışıyor Durkheim. Şöyle söylüyor, normallik meselesini söylerken, bir toplumsal olgunun belirli tipte toplumlarda yaygınlığına bakılarak bunu belirleyebiliriz der. Mesela belirli bir toplum tipi için genel olan toplumsal bir olgu normaldir der. Mesela suçu o anlamda normal olarak kabul ediliyor ama suç oranının aşırı düzeye gelmesini patolojik olarak nitelendiriyor. Aynı şekilde intiharları da, yani mekanik dayanışmadan çıktık, işte organik dayanışmaya dayalı, yani çok bireysellik gelişti bilmem ne falan, üretkenlik arttı falan, refah, ama bu mutluluk getirmedi, bir anlamda intihar vakaları meydana geliyor. Bu hani bir ölçüde bu toplumla uyumlu bir şey mi? Evet diyor, ama bunun aşırı düzeylere varmasını patolojik olarak değerlendiriyor. Biraz bireycilik tartışmasına bakalım isterseniz. Birey mi toplum mu meselesi. Burada Kurallar kitabının, yani şu kitabın 5. bölümünde biraz bakmanızı öneriyorum. Bu bölümde biraz tartışıyor bu meseleleri. Toplumsal gerçekliğe dair konuşurken bireyden yola çıkabilir miyiz? Ama sadece bireyi yok sayarak toplumu hani ele almamız da bir hatalı mıdır? Hani biraz bunları konuşalım isterseniz.
Burada iki tane kişiden bahsedeceğim. Bir tanesi Smith, diğeri de Montesquieu. Şimdi Smith niçin önemli? Bir kere toplumsal iş bölümü kitabının giriş daha ilk şeyinde bize şunu söylüyor Durkheim. Bir kere toplumsal iş bölümü konusunu teorik olarak ilk ele alan kişinin Smith olduğunu söylüyor. Ama onun tabii iktisadi boyutuna çok yoğunlaştığını, iş bölümünün toplumsal dayanışma yaratmadığını yani bunu pardon toplumsal iş bölümünün toplumsal dayanışma yarattığını göremediğini falan söyleyerek iktisatçılara bu açıdan eleştiriyor. Eleştirdiği kişiler arasında tabii Adam Smith de var. Onların bir kere bireyci tarih dışı anlayışlarını bir kere eleştiriyor. Bireyi ahlakı birey üzerine temellendiren anlayışlarını eleştiriyor. Buradaki alıntıyı şunun için okumak istiyorum size. Şimdi göreceksiniz burada dünya tarihinin gelişimini tamamıyla birey odaklı bir şekilde ele aldığını görüyoruz Adam Smith'in. Şöyle söylüyor. Doğa insanı aldatır ve insan mutluluğu zenginlik ile bir tutar. Bu bir yanılgıdır. Aslında bunu eleştiriyor Smith bir ölçüde. Bu yanılgıdır diyor ve insan bu yanılgı ile haz ve zenginlik peşinde koşar. Çünkü bununla bir anlamda mutlu olacağını düşünür vesaire. Bunu yaptığı ölçüde de tarih gelişir der. Ve şöyle söyler ahlaki duygular kuramında. İnsanlığın çalışmasını tahrik eden ve sürekli hareket halinde tutan işte bu yanılgıdır. Toprağı işlemeye, evler inşa etmeye, kentler ve devletler kurmaya, bilimsel keşiflere, insan yaşamını yücelten ve süsleyen, yerkürenin çevresini baştan sona değiştiren, balta girmemiş ormanları güzel ve bereketli ovalara dönüştüren, yolu izi bilinmeyen boş bir okyanusu, yeni bir geçim kaynağı ve dünyanın farklı milletleri arasında önemli bir bağlantı yoluna çeviren bilim ve sanatları geliştirmeye yönelten bu yanılgıdır. Nasıl bir analiz gördük? Dünya tarihini birey ve bireyin yanılgısı üzerinden kurduğunu gördük burada. Şimdi bu Durkheim'in kabul edebileceği bir analiz tarzı değil. Çünkü burada Durkheim zaten bireyci olan bütün açıklamalara karşı. Yani bireyden hareketle toplumsal gelişimi tarihi açıklayamayız der. Toplumsallık vurgusu Durkheim'de ön planda. İkinci bahsedeceğim kişi ise Montesquieu. Montesquieu niçin önemli? Bir kere şunun için önemli. Montesquieu'nun Durkheim üzerinde çok büyük bir etkisi var. Bir kere onu söyleyelim. Çünkü Durkheim tıpkı Montesquieu'nun yaptığı gibi kanunları aslında inceleyerek objektif olarak inceleme nesnesi haline getirerek bize kolektif olan hakkında bir yargıya varabileceğimizi söylüyor Durkheim. Montesquieu'nun bir şekilde izlediği yöntemi izliyor. Zaten sosyolojinin kurucuların yani sosyolojinin öncüleri olarak bir tanesi Montesquieu, bir tanesi de Rousseau. Bunu zaten yazdığı kitapta da yani sosyolojinin öncüleri diye bir kitabı var Durkheim'in. Orada Montesquieu ve Rousseau'yu ele alıyor. Montesquieu'den çok fazla etkilenmesi o anlamda çok şey. Yani etkisi çok daha güçlü Rousseau'ya kıyasla. Tabii Montesquieu aynı zamanda Marksist felsefeci Althusser'i belki duymuşsunuzdur. O da Montesquieu'yu çok över. Hatta Montesquieu'nun yönteminin yani bu kitaptaki geliştirdiği şeyin bir devrim niteliğinde olduğunu falan da söyler. Yani o öyle bir şey de var. Bu neden önemli? Şimdi biraz okuyunca anlayacaksınız. Burada hani bireyin bir şekilde bağlı olduğu bir takım toplumsal zorunluluklardan bahsediyor Montesquieu. Şu yanda gördüğünüz kitap hakkında şöyle söylüyor. Bu kitabın konusu zaten bu var. Bir de bir tane daha vardı değil mi? İran mektupları mıydı? Bir kitabı daha vardı galiba Montesquieu'nun. En bilindiki bu zaten. Bu kitabın konusu dünyanın bütün halklarının çeşitli alışkanlıkları, örfleri, adetleri ve yasalarıdır. Önce insanları inceledim diyor Montesquieu ve örf ve adetlerin ve yasaların
Bu sonsuz çeşitliliği içinde onların yalnız kendi keyif ve isteklerine göre davranamadıklarına, rastlantıyı bile etki alanı içinde tutan bir zorunluluk tarafından yönlendirildiklerine inandım. Bir kere buradaki vurgu şu. Kişiler kendi keyif ve isteklerine göre davranamıyorlar ve belli bir zorunluluk tarafından. Şimdi bu Durkheim'in aslında tam sosyolojisine uyan bir felsefe, bir metodolojik yaklaşım. Bireyci o açıdan Adam Smith gibi düşünmüyor. Tam da Montesquieu gibi. Bireyin bir bütün dahilinde onun zorunlulukları tarafından yönlendirildiği konusunda bir anlayışa sahip Durkheim. O açıdan Montesquieu'nun etkisi çok daha belirgin Durkheim üzerinde. Bireyin dışında bir nesnel gerçeklik olarak ve toplumun o anlamda bir görece özerk olduğunu, bireye görece özerk olduğunu bize söylemiş oluyor. Ve iş bölümünde şöyle bir şey söylüyor bize. Aslında tam da ne demek istediğini buradan çok daha net görebiliyoruz. Kuşkusuz toplumun bireyler dışında bir maddesi yoktur. Ama bireyler bir toplum oluşturdukları için bu bir araya gelişin yol açtığı ve bireysel bilinçler üzerinde tepkide bulunarak onları büyük ölçüde biçimlendiren yeni olaylar cereyan etmekte. Ha, demek ki bu tekilliklerin bir araya gelmesi ve kaynaşması bambaşka bir takım bireye dışsal bambaşka şeyler oluşuyor. İşte bu nedenledir ki bireyler olmadan toplum olmamakla birlikte bireylerin her biri de toplumun yapıcısı olmaktan ziyade daha büyük ölçüde toplumun ürünüdür. Bu mesele önemli. Bireyin maddesi toplum, kabul, ama toplumun bireyler üzerinde ciddi bir, değil mi? Bir ağırlığı ve bir belirleyiciliği var. Ve aynı şekilde bir intihardan başka bir alıntı. Bireyin kişisel mizacı ve gidişatı için en kritik duyguların bireyi aşan nedenlere dayandığı düşüncesi çok haklı bir düşüncedir. Bakın kişisel mizacı bile bireyi aşan nedenlere dayandırdık. Bizzat kendi bencilliğimiz bile büyük ölçüde toplumun bir eseridir. Yani o zaman biz nasıl analizler yapmayacağız? İnsan bencildir. İnsan işte şeydir, böyle kendi çıkarının peşinde koşar. İnsan işte şöyledir. Hep böyle bir bireyin aslında doğasına içkin olan öyleymiş gibi gördüğümüz şeyler aslında bunun toplumun ürünü olduğunu görmüş oluyoruz. Durkheim bize bunu göstermeye çalışıyor aslında. Birey şeydir, narsisttir, bir işte bencildir. Bunlar işte bireyin doğasında bu vardır zaten. Bunun böyle olmadığını Durkheim bize göstermiş oluyor. Bu açıdan önemli. Dolayısıyla bugüne ekolojiye dair konuşurken de yine bireyin ne kadar işte katliamcı bir tür olduğu, doğayı işte fütursuzca tüketti. Çünkü doğasının aslında bireyin doğasının aslında böyle olduğu yönünde bir takım böyle bireyci görüşler revaçta ya, aslında asıl tartışmamız gereken şey bireyin doğası değil. O doğa bile büyük ölçüde toplumsal bir şey. O toplumsallığı aslında tartışmak zorundayız. Durkheim o açıdan bence kıymetli. O açıdan önemsiyorum. Yani şeyi bireyci açıklamalardan daha ötesinde düşünmemizi sağlıyor bize. Yine Giddens'ın kitabından hareketle dediğimizde şöyle bir vurgusu var Giddens. Yani aslında Durkheim'in tezinin asıl ağırlık noktası şu. Bireyden hareket eden hiçbir teori ve analiz bir kere toplumsal olguların özelliklerini başarıyla kavrayamaz. Bir kere bunu bir kere kenara not edelim. Bireyden hareketle toplumsala dair bir şey konuşamayız. Dolayısıyla bugünkü uygarlığı eleştirirken de bireyi odak almayacağız. O uygarlığı kendisini tartışmaya açmak zorundayız. Yani
her şey birey, sen, sorumlu sensin, suçlu sensin falan böyle bir vardır ya. Şimdi biraz birkaç tweetten bahsedeceğim zaten. Böyle yani bunlar çok yaygın görüşler. Dolayısıyla bunları eleştirmek için Durkheim önemli bir kapı açıyor bize. Tabii şunu da not etmek de lazım. Durkheim hani toplumun işte bireye dışsal olduğunu falan söyledik ama burada tabii şöyle bir nüans var. Toplum tüm bireylere değil, bireye dışsal. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Hani demiştik ya toplumun asıl yani toplumun maddesi bir kere bireyler. Yani o bireyleri çıkardığımız zaman toplumdan bahsedemiyoruz. Yani, bu açıdan yani bütün bireyleri soyutladığımızda nasıl ki toplumdan bahsedemiyorsak bir açıdan o anlamıyla bütün bireylere dışsal olamaz. Çünkü o zaman saçma bir şey olurdu ki bu saçma lafı da Durkheim'in kendisine ait. Ben diyor kendisini izah ederken hani kendisini eleştirenlere karşı kendisini açıklamaya çalışırken şöyle söylüyor. Ben diyor hiçbir şekilde toplum bütün bireylere dışsaldır demedim diyor. Bireye, tekil olan bireye dışsa onun üzerindedir. Onu demeye çalıştım diyor. O nüans farkı önemli. Toplum evet sadece bireylerden oluşur ama bireylerin toplamı da değil. Bu toplamdan daha da fazlası. Matematiksel bir toplamdan değil. Onların tek tek bireylerin oluşturduğu bir sentez var. Bu başka bir şey. Yani bu bireyi ötesinde bir gerçeklik. Bambaşka bir şey oluşturuyor. Tabii bunu şeyde kurallar kitabında biraz şeyden kimya işte biyolojiden örnekler veriyor. İşte nasıl ki bir takım işte kimyasal bileşikler bir araya gelerek bambaşka şeyler ortaya çıkartırız. Hani toplumda da öyle hani bireylerin bir araya gelmesi ve onların kaynaşması sonucu hani o bambaşka bir sentez ortaya çıkar ve bu sentez aslında bireye bir anlam, bireyin üzerindedir. Bireyi aslında bu sentez bireyi belirler demeye getiriyor. Ama şunu da söylüyor bir anlamda. Yani birey pasif bir hani tamamıyla toplumun denetimi altında böyle bir hani hiçbir aktif şeyi olmayan öyle de düşünmüyor. Yani şunu da söylüyor. Biz aynı zamanda aktörler ve eyleyenleriz diyor. Ve her birimiz bizi sürükleyen, az önce bunu şey yapmıştım. Her birimiz bizi sürükleyen bu engellenemez akıntının oluşumuna katkıda bulunuruz. O zaman bir akıntı var. Bu akıntının oluşumuna bizler katkıda bulunmuyoruz ama bu akıntı bizi sürüklüyor. Böyle bir hani Marx'ın yabancılaşma şeyine benziyor değil mi? Marx'ın yabancılaşmasında ne vardı? Bir sermaye evet bir işçiler yani sermayeyi yaratan odur ama o yarattığı sermaye işinin kendisine döner ve onu insanlığından çıkartır, yoksullaştırır ve yoksun hale getirir. Halbuki yarattığı zenginlik kendi yarattığı zenginliktir ama o yarattığı zenginlik işçiye egemen olur der. Benzer bir mantık aslında. Dolayısıyla Durkheim'i konuştuğumuzda toplumsal etkilerin pasif bir alıcısı olarak bireyden ziyade aktif bir eyleyen olarak da bireyden bahsedebiliriz. O açıdan ikili düşünmek lazım ama eğer araya bir matematik işareti koyacaksak toplum büyüktür birey demek hani çok da yanlış olmayacaktır. Ben yine de bir okuma önerisi olarak bu kitabı kısa bir kitap ama önemli bir kitap. Stirner, Marx, Durkheim ve Proudhon'un bu bireycilik meselesini nasıl ele aldıkları üzerine bence önemli bir kitap. Hani bunu okuma önerisi olarak sunmak istiyorum. Evet, birey temelli açıklama dedik değil mi? Orman yangınları sırasında atılan bir tweet. 2 Ağustos'ta atılmış. Sinan Canan. İsmini duymuşsunuzdur. YouTube kanalı falan var. Orada çeşitli videolar falan paylaşıyor vesaire. Ne yazmış? Bakın hep beraber okuyalım. Ormanı yangında, fayı depremde, su tasarrufunu kuraklıkta, çevre kirliliğini müsilajda, çarpık şehirleşmeyi sıkıştığı trafikte aniden fark edip, sonra ağzına geleni sayarak duyarlılık yaptığını sanmak ahmaklıktır. Anlaman gereken tek şey şu, tüm bu
Pisliğin sorumlusu sensin. Yine suçu bireye yüklemiş olduk. Uygarlığın kendisini tartışmak yerine, toplumsallığın kendisini tartışmak yerine yine bireye bütün sorumluluğu yükleyerek bir bencil bir insan doğası varsayımını gerçekmiş gibi şey yaparak, halbuki bu bencilliği yaratan da değil mi toplumun kendisi. O zaman toplumu niye tartışmıyoruz? Toplumsallığı niye tartışmıyoruz? Bunlar tabii şey. Onun için şuna da bakmak lazım. Birey ötesi bütüncül açıklama diye şöyle bir grafik. Şimdi bu grafikte ne görüyoruz arkadaşlar? Bir, küresel ölçekte GDP yani hasılanın ne kadar tüketime ne kadar yatırıma gitmiş. Onu gösteren bir grafik. Gördüğünüz gibi yani küresel hasılanın %60'ı tüketime, geri kalanı da investment, yatırıma gidiyor. Çin'e, işte çeşitli ülkelerdeki rakamlar ortada. Almanya'da, Hindistan'da, Japonya'da, Kore'de muazzam bir tüketim toplumu değil mi? Ama aynı zamanda bir üretim. Yani kapitalist üretim ve tüketim meselesini tartışmaya açmadan biz bu yangındır, şehirleşmedir, şudur budur. Yani bunları tartışamayız. Bunları mutlaka toplumsal bir olguyu, değil mi? Toplumsal nedenleriyle tartışmamız gerekiyor. Yani birey, bütün suçlu bireydir. Sen sorumlusun, sen şusun, sen busun olmaz. Kapitalist üretim ve tüketim meselesi ne olacak? Bunu neden tartışmıyoruz? Bu tabii bilinçli bir manipülasyon yapılıyor. Halbuki tartışmamız gereken aslında bu. Kapitalist işleyişin kendisini. Diyeceksiniz ki kapitalizmde birey doğru, evet. Ama bireyi aşan ve bireyin üzerinde bir gerçekliğe dönüşmüş, kendine ait bir yaşamı var artık kapitalizmin. Değil mi? Artık bireyi aşan bir gerçekliği var ve muazzam bir şekilde hani bireyi aşmış, bireyi geçmiş artık. Ve ona göre bir işleyişi var. Bu işleyişin kendisini eleştirmek yerine bireyi tamamıyla her şeyin odağında birey varmış gibi yaptığımızda bu biraz yani komik oluyor. Yani bu hataya düşmeyelim diye biraz bu vurguyu yapmak istedim. Hani biraz da bu seminerlerin bence amacı bu olmalı. Yani biraz eleştirel bakabilmeliyiz. Biraz değişik bir şeyler söylemeye çalışmalıyız. Öyle eğer o zaman her şey bireyin doğasındansa o zaman hiç tartışmamızın hiçbir anlamı yok. Yani neyi tartışacağız o zaman? Çünkü ne demiştik? Giddens'ın sosyoloji tanımlarken nesi vardı? Bir, toplumu biz inşa ederiz, toplumda bizi bir şekilde inşa. Karşılıklı bir etkileşim var ve doğa biliminden farkı da o. Yani biz bir kere hareketsiz nesneler dünyasında değil, bir tarih yapan, eyleyen, tarihi değiştiren insanlar ortamına dair bir şey söyleyen bir bilim, sosyoloji. Dolayısıyla değiştirebilme, dönüştürebilme, karşılıklı bir etkileşim, sonuçta insan ilişkilerinden bahsediyoruz. Yalnızca bireyin değişmez doğasına takılırsak o zaman ne yapmış oluyoruz? Bir doğa bilimiymiş gibi hiç değişmez, sabit bir yasa var. İnsan doğası. Dolayısıyla bu böyledir. Bütün toplumsallığı da buradan hareketle açıklayabiliriz. Yani bu biraz çok kadük ve güdük bir şey olmuş oluyor. Toplumsala dair konuştuğumuzda ya da konuşmak istiyorsak bir kere eyleyen, hareket eden, tarih yapan bireyler dünyası ve tarihi değiştiren bireyler dünyasından konuştuğumuzun bilincinde olmamız gerekiyor. Buraya kadar bir sorun var mı arkadaşlar? Sanıyorum yok. Yani benim açımdan yok. Çok rahat gidiyor, çok güzel gidiyor. Rahat takip ediyoruz sizi. Zaten tamam. Herhalde yarısından çoğunu geçtik. Evet. Evet. Hızlı geçeriz bu şeylere. İntihar evet. Konusuna gireceğiz. Tamam. Umarım yani anlaşılabiliyordur. Ziyan olmasın. 2 saate yakın şey yaptık. Umarım yani sesim duyulabiliyordur yani. Evet, duyuluyor ve anlaşılıyor. Tamam, teşekkürler. Şimdi intihar meselesi.
Bu kitabı da arkadaşlar okumanızı öneririm. Ben yani çok basit anlaşılır roman gibi bir şeyi var, dili var. Ben bu kitabı niçin yakın zamanda okudum? Onu anlatmakla başlayayım isterseniz. Bir kere bu pandemi sürecinde ya da son birkaç yıldır hep şöyle haberler duyduk ya, işte siyanür içti ve intihar etti. İşte bir sürü, değil mi? Böyle bir haberler duyduk. İşte müzisyenlerin işte intiharı, işte işsizlikten dolayı çok böyle bir haberler ortaya çıktı falan vesaire. Bu haberler de çok hani kulağıma böyle herhalde bilmiyorum, algıda seçicilik mi bilmiyorum ama yani bunun sonra Durkheim'in intiharını acaba oradan nasıl yaklaşılmış, ne demiş falan diyerekten ilk önce buna yoğunlaşarak Durkheim okumaya başlamıştım. Aslında orada da şunu bir anlamda gördüm. Hani kafamda hep şey vardı. Hani işte ekonomik kriz dönemlerinde intihar artar. Böyle bir şey vardı. Bu bir ölçüde kitabı okuduktan sonra şu kanıya vardım. Bu bir ölçüde doğru ama tek başına ele alındığında eksik bir analiz. Çünkü Durkheim bize şunu da gösterecek. Refahın arttığı dönemlerde de intihar vakaları artıyor. Bu önemli bir şey. Zenginlik arttığında da intihar vakalarında artış var. Yoksul tamam kriz dönemlerinde intiharın arttığını söylüyor ama diğer taraftan o da var. Şimdi güncel bir veri de göstereceğim ben size. Şimdi iktisatçılarda şöyle bir şey var. İşte üretim efendim arttığında, refah arttığında bu mutluluğu da arttırır. Dolayısıyla insan mutluluğu ve refahın ölçüsü işte üretimi arttırmaktan, kalkınmadan, işte bir üretimci, üretkencilik vurgusu çok ön plandadır biraz ama bunun böyle olmadığını da Durkheim bize söyleyecek. Hatta iş bölümü kitabında bunun büyük bir yanılgı olduğunu falan bize söyleyecek. İkincisi, şunu da söyleyecek bize. Aslında refah artışı dediğim gibi yani mutluluktan ziyade keder duygusunu da ortaya çıkartıyor ve intihar vakalarındaki artışın arkasında bu refah artışı da var. Ya bugünkü verilerle baktığımızda dünyada her 20 saniyede bir insanın intihar ettiğini böyle bir veri var elimizde. Her 20 saniyede bir. Eğer bu kadar işte teknoloji, üretim artışı şu bu falan diyoruz. 21. yüzyıl dünyası falan. Demek ki bir şey var ki değil mi? Yani refah, mutluluk bilmem ne şu bu mutluluk getirmiyor. Demek ki onun bir şeyi de var. O açıdan iktisatçılardan farklı düşünüyor. Şimdi kitaba dönersek bir kere kitaptaki şu alıntı bence önemli. Hem bize yani yönteme dair de bir şey söylemiş oluyor. Diyor ki mevcut durumu itibariyle intihar mustarip olduğumuz kolektif rahatsızlığın bizzat tezahürü olan olgulardan biridir. Yani bir kere bir kolektif rahatsızlık vurgusu var. Anomi meselesini konuşmuştuk değil mi? Bir kolektif rahatsızlık. Ve bu anominin aslında bir tezahürü. Bu yüzden diyor eğer diyor intiharı incelersek bu kolektif rahatsızlığı da anlamaya çalışabiliriz diyecek bize. Peki intihar nedir arkadaşlar? Onu isterseniz tanımına bakalım. Sayfa 32'de bize onun tanımını yapıyor Durkheim. Şöyle biraz uzun bir ama birkaç satırlık şöyle bir tanım veriyor bize. Doğrudan ya da dolaylı olarak kasıtlı veya kasıtsız bir eylemin sonucu olan ölen kişinin kendisi tarafından gerçekleştirilen ve böyle bir sonuç yaratacağı kişi tarafından bilinen tüm ölüm vakalarını intihar olarak adlandıracağız. Fakat ölüm gerçekleşmeden durdurulan eylemi ise intihar girişimi olarak adlandıracağız falan diye bir şey var. Enteresan bir şekilde bunun aynı zamanda sınıflandıracak bize Durkheim ve bunların toplumsal nedenlerinden bize bahsedecek. O zaman şunu sormamız biraz gerekiyor.
Bunun bireysel bir açıklaması olabilir mi? Çünkü intihar bir bireysel bir eylem, öyle değil mi? Kimse, yani kimse bizi öldürmüyor. Biz kendi kendimizi öldürüyoruz. Yani bunun nasıl toplumsal bir açıklaması olabilir ki diyebiliriz. Burada da şöyle bir kıyaslama yapıyor. Doktor ile sosyolog arasındaki bir kıyaslama yaparak bize söylemiş oluyor. Doktor diyor, yalnızca birbirinden yalıtılmış vakalarla karşılaşır. Böyle olunca intihar eden kurbanın çoğu zaman ya sinir hastası ya da alkolik olduğunu görür ve yapılan eylemi bu psikopatik durumlardan biriyle açıklamaya çalışır. Doktorun bakışı bu. En azından doğa bilimcinin bakışı bu diyelim. Yani o şekilde şey yapalım. Fakat diyor Durkheim, genel olarak her toplumda intihar eden insanların olmasının ve özellikle belli bir zaman zarfında belli bir sayıda insanın intihar etmesinin sebebi bu değildir. Sadece alkole, şuna buna bağlayamayız. Yalnızca bireyleri inceleyenler, burası önemli, bu olguyu yaratan asıl sebebi göremezler. Zira sebep bireylerin dışındadır. Bu vurgu da çok önemli. Onu ortaya çıkarmak için, yani bu sebebi ortaya çıkarmak için bireysel intihar vakalarının ötesine bakmak ve onları aynı yapan şeyin ne olduğunu görmek gerekir. İşin bence temel felsefesini ortaya koymuş. Tekil vakalardan yola çıkarak bir genel bir şeye varamayız. Bireylerin dışında gelişen takım nedenleri bir kere görmeliyiz ve bunların ötesine bakabilmeliyiz ve bunları ortak kılan bir takım nedenlerin ne olduğunu keşfetmeliyiz. Onun için ne demiştik Durkheim yönteminde? Görünüşlerden yola çıkıyor ama öze doğru inme şeyi var. Bireysel intihar vakalarının görünüş düzeyi nedir? İşte oralardan yola çıktık. Yaş grupları, işte cinsiyet, çeşitli mezhep mensubiyetleri, hangi bölgelerde, gündüz mü, gece mi, bilmem ne, hani bu yıllara göre falan, hep bunlar görünüşler düzeyinde kalan empirik bilgiler. Bunları her yerde bulabiliriz. Herhangi bir işte TÜİK'in sitesine git, orada değil mi? Ölüm vakı, intihar, şu bu vesaire. Ama sadece bu verilerle yetinemeyiz. Bunun altında yatan bir takım toplumsal nedenler olmalı demeye getiriyor Durkheim bize. O açıdan bireye odaklananlar bunu göremezler. Sinan Canan ne yapıyordu bize? Bireyi işaret ediyordu. Ama halbuki bireyi aşan nedenler var. İçinde yaşadığımız kapitalist uygarlık, bunu neden tartışmıyoruz? O bilinçli bir tercih tabii, tartıştırmıyorlar. Güncel durum. Dünyada 20 saniye dedim galiba, affedersiniz. 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Deutsche Welle'nin haberi. 10 Eylül Dünya'yı intiharı önleme günü ve DSÖ, yani Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 800 bin kişi yaşamına son veriyor. Pandemi gibi değil mi? Yani muazzam bir felaket ama bunu çok fazla tartışmıyoruz. Yani neden tartışmadığımız da ayrı. Yani 40 saniyede bir kişinin ölmesi sizce de içinde yaşadığımız toplumun ne kadar, Durkheim'in terimini kullan, ne kadar patolojik olduğunu göstermiyor mu? 40 saniyede muazzam bir rakam ve uygarlık zaten hani yıkımın eşiğine gelmiş durumda. Yani insanları kedere sürükleyip intihara iten bir uygarlık ne kadar sürdürülebilir olabilir, o da ayrı bir şey. O açıdan hani her anlamda bu uygarlığın da aslında eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Yani bu yıkım uygarlığı, dolayısıyla buradan bir, yani burayı bir sürdürerek, yani bu uygarlığı devam ettirerek yol alamayacağımız gayet açık. Sadece bu veri bile bize onu göstermiş oluyor. Tabii Durkheim bu intiharları bir takım sınıflandırmaya çalışıyor. Bunları grup belli işte tasnif şeyiyle, bencil intihar diye bir kategori bize sunmuş oluyor. Bunun
aşırı bireyselleşmeden kaynaklandığını, toplumdan kopma ile ilişkili olduğunu bize söylemiş oluyor. Hatırlayın, mekanik dayanışmada bireysellik gelişmemişti. Birey toplum içinde erimişti. Ama organik dayanışmaya dair toplumlarda, iş bölümünün geliştiği toplumlarda birey ön plan, birey kültü ön plandaydı. Ama bu normal bir durum, ama aşırı bireyselleşme ve toplumdan kopma durumu gibi bir takım intihar durumlarına da yol açıyor. Dolayısıyla bunu bencil intihar kategorisi altında inceliyor Durkheim. Çünkü diyor çağımızı karakterize eden bireydir, bencil. Aslında burada bencil derken kastettiği şey şu, yani elcilin tersi olan, yani ben bireycil intihar gibi düşünelim bunu. Egoist, bireyselci ya da bireycil intihar gibi düşünelim. Çünkü şundan dolayı bireyciliğin gelişmesiyle ilişkili bir intihar türü o açıdan. Ve büyük Avrupa toplumlarında intiharların asıl sebebi uygarlığa eşlik eden aşırı bireyselleşme durumudur diyor. Dolayısıyla uygarlıktaki bu gelişme meselesine dikkatimizi çekiyor. Özgeci intiharda ise bir duygusal enerji yoğunluğu var. Orada ise tam tersine yetersiz bireyselleşme durumu var. Yani toplumla fazla bütünleşme durumu var. Bireyin kendisini toplumla aşırı özdeşleştirme ve kendini toplum için feda etme durumu. Buraya bir örnek vermiş. Taptığı efendinin savaş arabasından tekerlekleri altında gönül rahatlığıyla ezilerek ölüme giden fanatik insanın dinsel aşırılığını buna örnek veriyor. Bu cümle size neyi hatırlattı? 15 Temmuz'daki şeyler değil mi? Yani oradaki ölen insanların aslında durumu da özgeci intihara girebilir. Neden? Kendilerini değil mi devlet için feda etmedim. Yani bireyselliklerinden vazgeçerek toplumla özdeşleşme, devletle, rejimle, işte Erdoğan bilmem neyse artık, onun için kendini feda etmedim. Özgeci intihara girebilir. Bu 15 Temmuz'daki şey. Anomik intihar, bunu konuşmuştuk. Anomi durumu, yani toplumdaki bu mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçişin pürüzlü olması durumu. Yani iş bölümünün her durumda dayanışma yaratmaması, takım anomik durumların olması işte ilişkili olduğunu söylüyor. Toplumsal yapıda büyük değişimlerin yaşandığı momentlerde, toplumsal düzenin sarsıldığı dönemlerde bir kuralsızlık, başıboşluk ve düzensizliğin olduğu momentlerde meydana gelen intihardır bunlar diyor. Toplum bireysel ihtirasları başıboş bırakır. Sınırlama yok, düzenleme yok, aşırılıklar var. Yani toplumsal düzenlemenin olmadığı, ahlaki düzenlemenin olmadığı durumlarda meydana gelen intihar türüdür bunlar diyor. Düzenleme ve ahlak boşluğuyla ilişkilendiriyor bunu. Kaderci intiharda ise aşırı disiplin ve kurallar, düzenlemesi, askeri disiplinleri mesela düşünelim. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Şu son söylediğimiz kaderci intihar aslında Durkheim'in çok üzerinde durmadı. Sadece bir dipnotta bahsettiği bir şey. Asıl olarak bencil, özgeci ve anomik intihar üzerinde duruyor ve bunların da toplumsal nedenlerle bize açıklamaya çalışıyor. Bencil intiharı, aşırı bireyselleşme, özgeci intiharı, mekanik dayanışmaya özgü olan, bireyin toplum içinde eridiği duruma özgü olan intihar. Anomik intihar ise mekanikten organiğe geçerken ki yaşanan düzenleme boşluğunun neden olduğu intihar türü. Gördüğünüz gibi sosyolojik bir klasifikasyon, bir tasnif etme durumu var. Ve bireysel intihar vakalarından görünüşler düzeyinden yola çıktık. Derinlere inerek ve onları da sınıflandırarak bir takım toplumsal nedenleri ön plana çıkardık. Demek ki sadece bireye baksaydık, efendim alkol kullanıyor, efendim işte şu uyuşturucu kullanıyor ondan dolayı. Bu biraz yanıltıcı bir şey. Buralardan yola çıkabiliriz ama yalnızca buralarda kalarak bu olguya dair yeterli şeyler söyleyemeyebiliriz. O açıdan
derine inmekte fayda var. Bu arada bir zıtlık durumları var. Yani özgeci intiharla bencil intihar birbirinin zıttı. Neden? Çünkü özgeci intihar bireyselleşmenin gelişmediği mekanik dayanışma diyelim ona. Bireyin kendisini toplumla özdeşleştirdiği, kendisini topluma feda ediyor. Bencil intihar da tam tersine bireyin toplumdan kopması durumu bencilde. Anomik intiharda kuralsızlık var, düzensizlik, başıboşluk durumu. Ahlaki düzenleme boşluğundan dolayı meydana gelen intihar. Kadercide ise aşırı disiplin hali. Bu da intihara yol açıyor. İntihar meselesi özetle bu. Biraz sosyalizm meselesinde ve devlet meselesinde neler düşünüyor? İster onlara biraz bakalım istiyorum. Çünkü Durkheim'in sosyalizm üzerine yazdığı pek bilinmez. Aslında bu konuda bir kitabı var. Ve burada da önemli şeyler söylüyor bence. Kafa açıcı ve tartışmaya bence hani değer, üzerine konuşulmaya değer önemli notlar bize sunuyor burada. Şimdi şöyle gidelim. Bir kere sosyalizm dediğimiz şey, Durkheim bunu çağdaş toplumdaki rahatsızlığın bir ifadesi olduğunu söylüyor. Bir anomi olarak bunu bir ele alma durumu var. Nedir o rahatsızlık? Demiştik yani hani iş bölümü her durumda dayanışma yaratmıyor. Emek ve sermaye arasındaki çatışma işte bu dayanışma yaratmadığı patolojik durumlarda. Dolayısıyla sosyalizmi de bir anlamda öyle ele alıyor. Ama diyor bu her ne kadar bu rahatsızlığın bir ifadesi olsa da sosyalizm, bu rahatsızlığı aşmak için gerekli toplumsal yeniden inşa sürecinin uygun bir temeli olmadığını da söylüyor. Sosyalizm ve komünizm arasında bir ayrım yapıyor bu arada. İkisi, biz her zaman ikisini aynı gibi aslında düşünüyoruz ama onun bir arasında ayrım olduğunu söylüyor. Bir kere komünist düşünceler tarihin birçok döneminde var olmuştur. Ama sosyalizm biraz yakın dönemin, yani işçi hareketleri vesaire, sanayi devrimi çağının bir ürünü bir anlamda. Arasındaki temel fark şu: komünizmde siyaset ve ekonomi birbirinden ayrılır. Şimdi burada şeyi örnek veriyor. Mesela Platon'un devletini örnek veriyor. Hani o bu kitabı ne kadar sosyalizm şeyi ya da ne kadar komünist şeyi olarak göre o ayrı mesele ama orada mesela şey diyor. Mesela Platon'un devletinde diyor. Mesela işte üretici ve zanaatkar sınıf ile yönetici sınıf arasında bir şey vardır. Yani yöneticiler zanaatkarlara ya da üreticilere karışmazlar. Diğerleri de onların, yani böyle bir siyaset ve ekonomi ayrıdır diyor şeyde. Sosyalizm değilsin. Aslında Durkheim'a göre biraz şey var. Yani ekonomi ve siyaset bir arada ve devlet, değil mi? Yani bütün işlevi ekonomik oluyor ve sosyalizmde biraz şey de var. Yani üretimci, kalkınmacı bir mantık da var. Çünkü refahı arttırma, bolluğu bütün toplumun, değil mi, bireylerine eşit dağıtma falan vesaire, bu şey de var. Komünizm bu açıdan farklı. Yani komünizmde biraz zenginlikten uzakta durmaya çalışan çileci bir karakter var. Sosyalizmde ise herkese bol miktarda zenginlik imkanı sunmak, dolayısıyla genel bolluğa ulaşmak falan gibi bir şey, mantık var. Sosyalizmin amacı üretimi toplumun tüm üyelerinin çıkarlarına uygun olarak düzenlemek var. Ve sosyalistler üretimin işte meyvelerinden yararlanmakta bireyin özgür olması gerektiğine inanıyor. Ama komünizmde iş bölümünün sınırlı düzeyde geliştiği toplumlara uygun düştüğünü, sosyalizm ise iş bölümünün büyük ölçüde geliştiği toplumlarda ortaya çıkan bir teoridir falan diyor. Aslında sanki şey gibi biraz demeye çalışıyor. Hani sen komünizm sanki mekanik dayanışmaya daha uygun. Çünkü orada mülkiyet de komüneldi ya.
Sosyalizm ise sanki şey, biraz organik dayanışmacı, yani bireyselliğin geliştiği, işte bolluk, iş bölümünün artması, uzmanlaşmanın artması, genel refahın, üretimin artmasına paralel olarak üretilen zenginliğin toplumun bireylerine dağıtılması anlamında biraz şey, organik dayanışmaya uygun bir şeymiş gibi bir izlenim ediniyoruz. Ve sosyalizmin aslında bu modern çağın patolojik, modern toplumlardaki patolojik duruma bir tepki olduğunu söylüyor sosyalizm. Emek ve sermaye arasındaki çatışma Durkheim'e göre patolojik bir durum. Dolayısıyla çünkü Durkheim'in Marx ve Weber'den farkı neydi? Bir kere Durkheim dayanışmacı bir sosyolog. Yani toplumsal uyum peşinde bunun yani yolunu, yordamını almaya ve bir nasıl bir ahlak yaratabiliriz ki bu toplumsal birliği sağlayabiliriz? Dayanışma nasıl sağlayabiliriz? Toplumsal uyumu ve huzuru nasıl sağlayabiliriz? Buna kafa yoran birisi. Dolayısıyla hani emek ve sermaye arasındaki çatışmayı patolojik olarak görüyor, doğal olarak kendi bakış açısından. Ve şöyle söylüyor aslında, yani ekonominin yeniden organizasyonu diyor, sosyalizm altında modern dünyanın karşılaştığı krizi çözmekten ziyade azdıracaktır. Yani sosyalizm bu yaşadığımız anomik, patolojik durumlara çare olamayacaktır. Çünkü şöyle bir mantık yürütüyor. Çağımızın diyor içinde bulunduğu bunalım hali ne? Bunalım hali ekonomik değil, aslında ahlaki bir krizdir bu. Ahlaki krizden dolayı bu sorunlarla cebelleşmekteyiz. Ekonomik ilişkiler eğer bu kadar egemen hale geldiyse bunun sebebi bir kere geleneksel dinsel kurumlar yıkıldığı için ve bundan dolayı bir ahlak boşluğu oluştuğu için bu yaşadığımız krizin de nedeninde bu vardır. Yani biz aslında mevcut bu bireyselliğin arttığı topluma uygun bir ahlak geliştiremedik. Eski ahlak çözüldü ama yeni çok hızlı bir toplumsal değişime dönüşüm oldu. Çok hızlı gerçekleşti bunlar ve biz buna uygun bir ahlakı tam yaratamadık. Bu içinde yaşadığımız krizin arkasında da bu ahlak boşluğu var demeye getiriyor aslında. Bu açıdan da devlet ekonomik olduğu kadar, pardon. Ya bu gerçek anlaşılamadığında, bu ahlak meselesi, bu ahlak boşluğu meselesi anlaşılamadığında diyor, sosyalizm modern krize ortodoks ekonomi politik yaklaşımdan daha da uygun bir çözüm sunamayacaktır. Çünkü mesele ekonomik değil, ahlakla ilgili bir şey. Temel şey bu. Sosyalizm ve ile ilgili meselesi bu. Sosyalizm ve komünizm meselesiyle ilgili durum bu. Peki devlet ve birey arasındaki şeylere nasıl bakıyor Durkheim? Ona biraz bakalım isterseniz. Bunu da şu kitabı önerebilirim. Şu elimde tuttuğum Sosyoloji Dersleri kitabında. Farklı çeşitli 18 ayrı ders var burada. Özellikle bu derslerin 4. 5. 6. yani bu hep devlet, birey, işte demokrasi falan meselelerin tartıştığı bölümler var. Yurttaşlık ahlakı falan vesaire. Buralarda bu meseleleri tartışıyor. Özet olarak aslında konu başlıklarını çıkardığımızda şunları söylediğini görüyoruz. Bir kere şey katılmıyor. Hani bu doğal hukukçular, işte Hobbes'tur, hatta Rousseau falan belli ölçülerde. Onların devlet tezlerine katılmıyor. Yani devlet işte güya birey doğal haklarını kullanmaktan men edilemesin diye kurulmuştur görüşü vardır ya, ona katılmıyor. Çünkü diyor ki yani zaten bireyin bir doğal hakkı varsa bunu yaratan örgütler zaten bizzat devletin kendisidir.
Ve devlet olmadan da bireycilik mümkün olamaz. Yani bireyciliği yaratan da aslında devlet. Yani toplum demiştik ama devlet de işin içinde katılabilir. Ama şöyle bir şey de var. Yani bireyin işte aile, kilise, korporasyon vesaire gibi bunlar tarafının ele geçirilmesinin bir tehlike olduğunu, dolayısıyla bireyi kurtarmak için bütün bu saydıklarımız üzerinde bir genel iktidarın, bir devletin bulunması gerektiğini söylüyor. Ama bir ihtiyat payı da koyuyor buraya. Çünkü şöyle bir durum da var. Yani devletin aşırı güçlenmesi ve bireyin özgürlüğü meselesi tartışılıyor. Dolayısıyla böyle bir despotik hal de alabilir. Devlet birey üzerinde despotça bir şey de alabilir. Bunu engellemek için de takım meslek birliği, yani sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğini aslında biraz söylemeye çalışıyor. Meslek birlikleri kastettiği o aslında. Buna bakacağız. Devlet ile bu güçler arasında çatışmalar bireysel özgürlükleri geliştirir diyor. Çünkü bu örgütler olduğu zaman bu örgütler bireyi korur. Devlet zaten bireyi ezemeyecektir. Böyle bu durumdan dolayı birey de gelişecektir falan. Ama şu da var. Yani şunun da bir tehlike olduğunu görüyor Durkheim. Bir kere bireyin devletten tamam ama devletin de bireylerden özgürleşmesi lazım Durkheim. Neden meslek birlikleri önemli? Çünkü Durkheim'in tezinin özünde ne vardı? Hatırlayalım. Değil mi? Yani uzmanlaşma, farklılaşma, bir yani bu toplumu karakterize eden şey oydu ve bunlar arasında bir iş bölümü olduğunda toplumsal birlik ve dayanışma bu şekilde sağlanıyordu. Farklılaşmanın olduğu, uzmanlaşmanın olduğu, mesleki farklılaşmaların olduğu bir toplumda bunlar arasındaki işlevsel bir bütünleşme toplumsal birliği, dayanışmayı sağlıyordu. O zaman bu meslek birlikleri bir anlamda dayanışmayı sağlayacak organlar olarak karşımıza çıkıyor. Onun için bunlara önem veriyor ve bunlar da bir umut görüyor aslında bir anlamda. Durkheim. Gelelim din sosyolojisi. Az kaldı arkadaşlar. 2,5 saate yakın sürdü yine toplantımız. Din sosyolojisi. Burada da çok önemli ve bu arada Durkheim'in bu dinsel yaşamın ilk biçimleri kitabı, yani 1917'de öldüğünü düşündüğümüz 1912 tarihli. Yani son zaman olgunluk döneminin eserlerinden birisi. Belki de Durkheim en kalın kitaplarından birisi. 600 küsur sayfalık dev bir eser. Önemli bir eser. Ve Durkheim'in aslında kültürel teori, kültürel kuramcı derekesini, düzeyini çıkartan da bir kitap. Çünkü ilk dönemlerinde biraz işlevselci bir Durkheim görüyoruz. İş bölümü kitabını hatırlayın. O kitaptaki mantık değil mi? Yani bir beden, o bedenin organları ve işlevsel uzmanlaşma, farklılaşma ve işlevsel karşılıklı bir ilişkisel ilişki var ve o ilişki bütünü ayakta tutan bir durumdu. İşlevsel bir analizden burada direkt bu eserde biraz kültürel bir Durkheim ön plana çıkmış oluyor. Şimdi burada tabii burada da işlevsel analizden bütünle sıyrılmış diyemiyor. Çünkü burada da dinin toplumdaki işlevini ele alacak bize Durkheim. Ve burada kendi çağının bilinen en basit ve en ilkel dini olan Avustralya totemizmini inceliyor bu kitapta. Ve totemizmin kökenini oluşturan faktörleri belirlemek muhtemelen aynı zamanda insanlıkta dinsel duygunun oluşumuna yol açan nedenleri keşfetmek anlamına da geldiği için ondan dolayı bu incelemeyi yapıyor. Peki kısaca şöyle söylersek ya bu insanlardaki bu dinsel duygunun oluşumu meselesi, bu totemlerin kutsallığı falan nereden gelmekte? Buna biraz bir bakalım isterseniz. Şimdi burada Giddens'in kitabından bir parça okuyacağım. Durkheim'in kitabından alıntı yapma babında. Şimdi bu
Diyor ki, şimdi bu dinin varlığını açıklamak için dinin işlevi neydi? Bir toplumsal birlik sağlamak dedim. Üniter yapıyı kuran bir işlevi vardır dinin. O zaman bunun varlığını açıklamak için kutsal olan her şeyin kaynağını oluşturan bu genel enerjinin temeli nedir? Onu bir araştırmak gerekir diyor. Peki bu şeylere, yani bu nesnelere kutsallık atfedilmesi meselesi nereden gelmektedir diyor. Fiziksel nesneler olarak totemlerin ürettiği dolaysız duyumlar değildir söz konusu olan. Yani bir totemi kutsal yapan onun fiziki özelliği değildir. Duyusal özellikleri değildir. Totem nesneler diyor, çoğu kez doğaları gereği kendilerine yüklenen güçlü dinsellik duygularını uyandırmayacak önemsiz hayvanlar veya küçük bitkilerdir. Aslında fiziksel açıdan bakıldığında tırnak içinde kutsal olmayan şeylerdir. Ama bunlara büyük bir kutsallık, o atfedilme durumu nereden geliyor? Bu önemli. Çünkü şundan dolayı, yani temsil meselesi, bir kere totem öncelikle bir semboldür. Bir başka şeyin maddi bir ifadesidir. Kutsallığı bu simgesel olması. Bu nedenle totem hem kutsal enerji hem de klanın kimliğini simgeler. Ha, buradan şeye gelmiş olduk. Topluluğu simgeleyen bir totem var. Aslında toteme kutsallığını veren toplum. Dolayısıyla toplum ile kutsal olan, toplum ile dinsel olan, tanrısal ile toplumsal olan arasında bir eşitlik kurmuş oluyoruz. O zaman biz dini açıklamak için yine toplumsal olana bakacağız. Çünkü eğer totem aynı anda tanrının ve toplumun simgesi ise, bunun nedeni Tanrı ve toplumun aynı şeyler olması değil midir diyor Durkheim. Totemizmin ilkesi bizzat klan grubudur. Ha, demek ki burada yine bize neyi şey yapmış oldu? Bireysel duyusal nesnelere çok odaklanmayalım. Onlara asıl kutsallığını veren toplumdur. Onlar sadece biraz simgeden ibarettir. Dolayısıyla bu meseleyi biraz bize göstermeye çalışıyor. Ve şu vurgusu bence önemli. Din toplumu yaratır demiyor Durkheim. Tersine din insan toplumunun kendi yaratısı. Ama özerk gelişiminin bir ifadesi. Toplumsal olguların diğer toplumsal olgularla açıklanabileceğini aslında bize söylemek istiyor. Din bir toplumsal olgu ama onun da nedeni toplumdu. Dolayısıyla hani onu ancak toplumdan yola çıkarak açıklayabiliriz. Ve dinin gücü, dinselin gücü nereden gelmekte? O da özel bir amaçla bir araya gelmiş topluluktan kaynaklanmakta. Ancak aynı zamanda bireylerin dışında tezahür ettiği ve onlar üzerinde bir tür aşkınlık kazanabileceği için sadece bireyler dahilinde ve onlar aracılığıyla algılanabilir. Bu anlamda din topluluğa içkindir ve topluluk dinsel gücü temsil eder. Şimdi bu bütün o din ritüeller, bütün o işte takım yapılan ayinler, bunların hepsi aslında bütün o kolektiviteyi, o dinin sağladığı birleştirici gücü daha da pekiştirmeye yarayan bir takım aktivitelerden ibaret. Kutsal kabul edilen nesne, sembol, neyse artık, doğal özellikleriyle kutsal olmaz. Bu önemli, bunu söyledik. Nesne ancak kendisine dinsel güç aşılandığında kutsallık kazanabilir. Ve şöyle bir örnek veriyor Durkheim. Bu yolla bir bez parçası kutsallık kazanabilir. Ve bir kağıt parçası oldukça değerli hale gelebilir.
kağıt parayı para yapan, ona toplumsal gücü veren, değil mi? Onun duyusal özelliğidir. Kağıt sonuçta yırtabiliriz. Ama onun asıl değeri, onu toplum ona bir anlamda vermiyor. Ya da bir bayrağı düşünelim. O bayrağın aslında, değil mi, herkesin kutsal kabul ettiği de bir nesne. Ama bir bez parçası sonuçta. Ama onu kutsal yapan bez özelliği değil. Kutsallık o bez özelliğini aşan, fiziksel, duyusal özelliği aşan, toplumun ona aşıladığı, değil mi? Kutsallık ancak toplumun nesneye aşıladığı ve nesnenin de bu anlamda simgeye dönüşmesi. Ancak bu şekilde nesne kutsallaşabiliyor. Yani onun için bayrak aslında bir simgedir. Bez parçası değildir, değil mi? Bunu demeye getiriyor bize. Yani yine topluma, yani bayrağı kutsal yapan, bayrağı tırnak içinde bayrak yapan bezden ziyade ona topluma bakarak, yani toplum ona kutsal. O zaman toplumsal bir olgu yine toplumdan hareketle açıklamış oluyoruz. Tabi burada da kolektif bilinç meselesi. Yani bu kolektif bilinç Durkheim'in yani en önemli tezlerinden, kavramlarından birisi. Nasıl Marx deyince aklımıza ne geliyor, değil mi? İşte sermaye, işte artı değer falan, işte yabancılaşma, sömürü falan, nasıl bu kavramlar geliyorsa aklımıza. Durkheim deyince de bir kere kolektif bilinç gelecek, dayanışma gelecek, toplumsal olgu ve gibi bunlar, bu kavramların gelmesi lazım, anomi gelmesi lazım vesaire. Şimdi kolektif bilinç diye bir şeyden bahsediyor Durkheim. Örnek vereceğim. Ve ceza nedir? Hani bu kolektif bilinç ve ceza nedir? Bunu biraz konuşalım. Çok az kaldı. Şu şöyle tanımlıyor kolektif bilinci iş bölümü kitabında. Bir toplumu oluşturan üyelerin ortalamasında yaşayan inanç ve duyguların tümü. Bireylerde ortaya çıkmakla birlikte bireysel bilinçlerden apayrı bir şeydir. Kolektif bilinç toplumun ruhsal tipidir. Bu biraz şeye benziyor. Hani milliyetçilik ya da Türklük falan gibi bir şey düşünelim, değil mi? Türklük, işte Almanlık, Fransız olmak. Yani milliyetçilik gibi düşünelim bunu. Ortak inanç, duygu, düşünüş, değil mi? Yani bunlar bir anlamda şey, herkesi ortak kesen şeyler. Herkes aynı lidere, aynı bayrağa, aynı değerlere bir şekilde şey yapıyor, tırnak içinde onları kabul ediyor. Ortak atası var, değil mi? Ortak bayrağı var. Ortak işte takım bayramlar, kutlama günleri, şu bu bilmem ne, bir kolektif bir şey var. Yani bütün insanların ortaklaşa inandığı, her bireyin ortalamasında yaşayan inançlar meselesi. Ve şöyle söylüyor, bir inanç ya da duygunun birbirleriyle ilişki içindeki insanların oluşturduğu bir toplulukça ortaklaşa duyulmasının kendi başına o inanç ya da duyguya ne büyük bir güç kazandıracağı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla kolektif şey burada önemli. Hani ceza meselesine gelirken neden birey bu ortak duyguya çomak soktuğunda cezalandırılıyor? Çünkü bu cezalandırılan ya da ihlal edilen şey aslında grubun, toplumun ortak duygusu. Bu ihlal edildiğinde toplumun işte yara gören, o ihlal edilen şeyi aslında birey cezalandırılarak tahkim edilmiş ya da şey tanzim edilmiş oluyor. Suçun o anlamda ortak bilincin ya da kolektif bilincin ve belirgin ortak bilincin güçlü ve belirgin durumlarına aykırı bir edim. Cezanın işlevi ise ortak bilinci tam anlamıyla canlı tutarak toplumsal uyumun bozulmasını önlemek. Temel şey bu. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde ne bileyim, yani Türklüğü aşağılamak diye bir suç var, değil mi? Türklük bir kolektif bilinç.
herhangi bir eleştiri, bir tweet attığınızda bilmem ne bir TCK maddesiyle sizi yani dava açılabilir. Çünkü yani böyle bir madde var 300 TCK 301'de. Ya hala bu aslında bu kolektif şeylerin hala canlı olduğunu görüyor. Çünkü Durkheim'in aslında şöyle bir şey var. Biraz hani onu bir eleştirmek de gerekebilir. Hani kolektif bilincin giderek etkisini kaybettiğini falan söylüyor ama aslında milliyetçilik dediğimiz şey aslında tam da kolektif bilincin canlı hali. Hala yaşıyor bunlar. Hala kutsal olana bir bayrağı yaktığınızda ya da bir Kur'an'ı değil mi sayfalarını ulu orta yırtarsanız ya da Türklüğü aşağılarsanız işte aşağılamak ne demekse artık. Neyse yani sonuçta bu hala takım davalar açılıyor insanlara. Türklüğü aşağıladı diye ya da Atatürk'e hakaret etti falan diye hala insanlara davalar açılabiliyor. Burada şunu görmek lazım. Durkheim bize şunu söylemeye çalışıyor. Şimdi kolektif bilinç aslında bizim görebileceğimiz nesne gibi inceleyebileceğimiz bir şey değil. Biz kolektif bilinci ancak ceza üzerinden inceleyebiliriz. Yani ceza bize şunu söylüyor. Ha, demek ki Türklüğe hakaret etti. Bu kişiye dava açıldı. Cezalandırıldı. Biz o zaman ceza hukukunu incelersek kolektif bilince dair de bir şey edinmiş oluruz. Yani o gerçekliğe dair de bir bilgi edinmiş oluyoruz. Çünkü asıl ben kolektif bilinci nesnel olarak inceleyemem. Çünkü o soyut bir şeydir. Ama ceza yasalarını nesnel bir şekilde inceleyebilirim. Bunlar önümde duran şeyler. Vakalar var, yasa var, işte bir takım açılan dava. Bunlar nesnel bir şekilde incelemeye konu olabilir. Bunlardan hareketle ben kolektif bilince dair bir bilgi edinebilirim. Dolayısıyla bu anlamda yöntemsel olarak şey de yani dışsal olanı inceleyerek içsel olana, kolektif olana dair bir bilgi edinebilirim der. Onun için neden yasaları bu kadar önemsiyor ve inceliyor? Çünkü işte tam da Montesquieu'den etkilendiği şey bu. Yasaları inceleyerek kanunların ruhu meselesi. Durkheim'in yöntemsel şeyi biraz da bu. Ancak yasayı inceleyebilirim ben. Kolektif bilince dair ancak o şekilde bilgi edinebilirim. Çünkü kolektiviteyi koruyan bir şey. Ha, demek ki Türklüğü aşağıladı. O zaman onu cezalandıran bir şey var. Demek ki bu cezanın varlığı kolektif bilincinin varlığının da bir şeyi olmuş. Yani cezanın varlığı kolektif bilincin de var olduğunun bir kanıtı. Böyle bir durum var. Cezayı inceleyerek kolektif bilince ulaşma durumu. Evet, son slayta gelmiş olduk. Ahlaki boşluk meselesi. Şimdi bir kere daha önce de söylemiştim. Yani Durkheim'a göre bir kere modern toplum ahlaki bir boşluk içerisinde debelenmekte. Ve anomi meselesi de bu aslında bu anlamda bu kavramı bu açıdan ortaya atıyor. İş bölümünün son sayfalarında tam da şunu söylüyor bize. İş bölümü kitabının sonlarında. Diyor ki toplumlarımızın yapısında ve çok kısa süre içinde derin değişiklikler ortaya çıkmıştır. Görülmedik bir hızda ve ölçüde eski geleneksel toplum aşılmıştır. Ve bu toplum türüne karşılık gelen ahlak da gerilemiştir. Kolektif bilinç gerilemiştir. Bu gerilemeye paralel olarak vicdanlarımızdaki boşluğu dolduracak ahlak gereken hızla gelişememiştir. İnancımız sarsıldı, gelenek egemenliğini yitirdi, bireysel yargı toplumsal yargılamanın etkisinden sıyrıldı. Tamam. Kısaca bugün bizim birincil ödevimiz kendimize yeni bir ahlak oluşturmaktır. Temel vurgusu bu. Dolayısıyla hani
dayanışma derken şeyi bu. Yani toplumsal huzursuzluk, çatışma bunlar hep anomik durum olarak, patolojik durumlar olarak görüyor. Durkheim hani o hızlı gelişim ki ahlakı da hani şey yapsaydık bir o düzenli işleyen, o bir uyumlu işleyen bir sistem hani bu eksiğimiz bu aslında bir anlamda. Onu o şeye sahip. Ama yine de eskiye öykünme yok. Şöyle bir umudu var. Yani bu farklılaşmış iş bölümünün ahlaki birliği sayesinde ve kendimize yeni bir ahlak yaratarak bu kriz ve kargaşa ortamından çıkabiliriz anlayışı hakim Durkheim'da. Bu açıdan meslek birliklerinde bir umut görüyor diyebiliyoruz. Çünkü Durkheim'a göre bu birliklerin temel işlevi ahlaki bütünlüğü güçlendirmek. Bunu aileler yapamaz diyor. Çünkü aileler de artık giderek etkisini, yani eski güçlü etkisini yitirmekte. Ancak bunu mesleki birlikler yapabilir. Çünkü mesleki birlikler neyin ürünü? Farklılaşmış toplumun da bir ürünü ya. Hani farklılaşma, uzmanlaşma, iş bölümü falan. Yeni toplumun yeni şeyleri bunlar. Bu birliklerin temel işleri ahlaki bütünlüğü güçlendirmek ve böylece organik dayanışmayı geliştirmek olacaktır diyor. Meslek grubu Durkheim'a göre bireyin doğrudan sırtını dayamak için yeterince yakın olabileceği ve ona yeterince kalıcı bir perspektif kazandırabileceği tek gruptur. Bu açıdan bunların örgütlenmesi, geliştirilmesine önemli bir önem atfediyor Durkheim. Son olarak işin özetine geldiğimizde George Dewey Durkheim'in öğrencisi ve şu resmini gördüğünüz kitapta da çok önemli bir giriş yazmış. Bence mutlaka yani Durkheim kimdir, düşünceleri nedir? Yani ilk elden başlangıç düzeyinde fikir sahibi olmak isteyen kişiler varsa bu kitaba yazılan giriş bölümünü yani George Dewey imzalı giriş bölümünü mutlaka okumalarını öneriyorum. İşin orada özetini yapmış. Aslında Durkheim'ın bütün sosyolojisini hani çok kısaca ve çok soyut özetlediğimizde karşımıza çıkan şey şu. Bütün her zaman parçaların her birinde içkindir. Bu cümleden anladığımız kolektif bilinç ve bireyler arası yani bunu anlatmaya çalışıyor aslında. Ve bu bütün ancak bir iz düşüm yoluyla aşkınlık kazanır. Evet, kolektif olanın değil mi? İşte simgeyle işte aşkınlık kazanması falan vesaire. Bütüne katılan her parçanın da ortak bir düzenleme içinde kendine ait bir role çağrılı olması. Bir bütün var, bütün oluşan parçalar var. O parçaların da her birine düşen bir rol var. Bunlar rollerini yerine getirdiğinde bütünün ayakta durması, yani bütünün yaşar kalması meselesi. Bütün şeyin temelindeki şey bu. Yani sosyolojisinin temelin özeti bu bir anlamda. İş bölümünden yola çıktık. İşte kurallar meselesi, intihar, işte din sosyolojisi falan derken bütün o özeti burada görmüş oluyoruz. Eserleri yani çoğu zaten Türkçe'ye çevrildi. Ben özellikle şuna baktık, metoda baktık. Suicide, işte intihar, sonra cinsel yaşamın ilksel biçimleri buna baktık. Ama diğer mesela şu da çevrildi. Enses yasağı ve kökenleri. Bir de ölümünden sonra yayınlanan tabii şeyler de var. Eğitim ve sosyoloji, sosyoloji ve felsefe, ahlak ve eğitim, sosyalizm, pragmatizm ve sosyoloji. Bunlar da Türkçe'de mevcut. Yani etkileri tabii şey, dediğim gibi 19. yüzyıl düşünür ama etkilediği pek çok düşünür var. Yani Saussure'dan Strauss'a, Foucault'dan Bourdieu, Derrida'ya kadar pek çok kişi etkileyen bir sosyolog aslında. O anlamda yani Durkheim'in sosyal teorideki hayaletlerinin izini sürmek de ayrı bir şey tabii. Yani bilmiyorum bu kitap ilginizi çekerse Durkheim'in o anlamda izini, hayaletinin izini süren önemli bir kitap. Burada etkilediği kişiler arasında
Marksist isimler de var. Yani Strauss, işte ne bileyim, Braudel, Bourdieu, Bergson felsefeci, işte Levinas, bunların hepsi aslında Durkheim'in bir anlamda etkilediği isimler. Türkiye'den Ziya Gökalp var. O tabii yani bambaşka bir Durkheim okuması. Ona şey yapmayalım. Neyse, bu kadar. Teşekkür ediyorum 2,5 saatten fazla katlandığınız için. Umarım çok yorucu olmamıştı sizin için. Gencer Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çok ayrıntılı hazırlanmışsınız. Çok ayrıntılı anlattınız. Epeyce şey. Yorumları okuyordum da şeyde, futbol takımı tutmakta. Bilgisayar. Evet, doğru. Evet. Futbol takımı tutmak da bir anlamda. Çok mikro düzeyde kolektif gibi. Evet, aynen. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkürler ya. Ben teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun gerçekten. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Kapatıyorum toplantıyı. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hoşça kalın.